İyi akşamlar. Spor günüyle birlikteyiz. Tabii Başakşehir deplasmanında alınan bir puan tabii ki iyi puan. Geçtiğimiz hafta programımızda en az beraberlik umudumuzu söylemiştik ve bu beraberlik geldi. Tabii ki Yatabare'nin son 10-15 dakika kalan süreçte kaçırdığı bir gol var. Daha doğrusu biraz şanssızlık. Belki bizlere biraz ah tüh dedirtirdi ama sonuçta deplasmanda alınan bir puan önemli. Bir diğer temsilcimiz Belediyespor'da yine kendi sahasında haftayı 1-1'lik skorla tamamladı. Son saniyelerde yediği golle maalesef 2 puanı kaybetmiş oldu. Onlar da bu haftayı beraberlikle kapattı. Tabii 4. hafta Süper Lig'de devam ediyor. Bu akşam lider Alanya Spor'la takipçisi Fenerbahçe Alanya'da karşı karşıya geliyor. İlk 35 dakika 0-0 geçildi. Henüz bir gol olmadı. Yine bu sezon geçtiğimiz yılların aksine Süper Lig'de beraberliklerin ön planda olduğu bir sezon izliyoruz. 2019-2020 sezonu 4 beraberlik, 2 ev sahibi, 2 deplasman takımı kazandı. Bakalım Alanya'dan nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şayet oradan da beraberlik çıkarsa 5 beraberlik, 2 ev sahibi, 2 deplasman takımı kazanmış olacak ve 21 gol atıldı şu ana kadar. Bugün programımızda tabii Başakşehir karşılaşmasını konuşacağız. Önümüzde çok önemli bir karşılaşma var. Trabzonspor'u ağırlayacağız haftaya bu saatlerde. Bu karşılaşmayı konuşacağız. Ama tabii Fenerbahçe öne geçti. Bu arada Fenerbahçe'nin öne geçtiğini belirtiyor arkadaşlarım. Detayı biraz sonra verelim. Fenerbahçe Alanya karşısında deplasmanda 1-0 öne geçmiş. Arkadaşlar onu da hemen bilgileri aktaralım. Tabii bugün programımızda farklı bir çalışma yapacağız. Tribünlere katkı anlamında Fransa'dan bizleri arayan ve destek olan Sefa Durmaz adına çekiliş yapacağız programımızda. Ve 5 tane izleyicimize kombine bilet hediye edeceğiz. Osman Seçilmiş Türbünü'nden kombine bilet hediye edeceğiz. Tabii bu taraftarlarımızın, idolarımızın pasolige olması gerekiyor. Pasoliglerini kendileri alacak, kombinelerini biz karşılayacağız. Kura çekimiyle bugün tabii gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız yayına isimlerini yazdıranlar, işte WhatsApp hattına isimlerini yazdıran arkadaşlar bu kura çekimine katılmış olacaklar. Ama onun öncesinde tabii özel bir nokta var. Hemen o noktayla ilgili arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Yayına da hazır. Son tabii 2-3 gün içerisinde gündeme düşen bir video var. Değerli dostumuz Serkan Durmaz, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda programımıza da değmiştik. Genç bir küçük Afganistan'ın küçük bir Sivas sporlu taraftar gündeme düşmüştü. Programımızda da değerlendirmiştik, konuşmuştuk, görüntüleri sunmuştuk ama tabii o görüntüler daha geniş ortama yayılınca bayağı da ses getirdi. Biz de bugün sıcağı sıcağına o küçük yiğidomuzla Afganistan'dan telefon bağlantısı oluşturacağız. Serkan Durmaz aracılığıyla. Görüntülü. Evet, görüntülü. Evet, önce BTR'sini izleyelim bakalım. İzlemeyenler tekrar izlemiş olsunlar. Neler söylemiş Eyüp, yanılmıyorsam ismi. Evet, izliyoruz. Gol! Enfes gol! Harika bir gol! Uzaklardan Amasya Yardak devam ediyor. Enteresan bir pozisyon. Top dışarı çıktı. İtirazlar var. Vali Salih Ayhan amca, Sivas Spor'u ıslatlı görmeyi ve seni görmeyi çok istiyorum. Yes, champion, champion Sivas Spor. Başka bir yip yok. Merhaba. Çıkar üstüne. Çıkarın da aferin. Çıkar. Onu terlik oyuna giydireceğim diyor. Dur. Sivas Kupa. Oh. Bunları çıkartak mı? Mahmut kovuluyor mu? Üç tane çıkartsın mı? Çıkartak. Evet.
Evet, BTR'miz izledik. Şimdi Afganistan'la canlı bağlantımıza geçiyoruz. Eyüp Türkmen ve Serkan Durmaz karşımızda. Evet, hazır mı arkadaşlar yayınımız? Evet. Serkan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Temel abime de selamlar. İyi akşamlar Serkan. İyi akşamlar Eyüp. Evet. Temel amca. İyi akşamlar diyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyiz Eyüpçüğüm. Tabii öncelikle seni kutluyoruz Eyüpçüğüm. Sivas Spor taraftarı olman, Afganistan'dan bu taraftarlığını vurgulaman, Sivas'a maça gelmek istemen güzel olaylar. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Evet, Serkan bize yardımcı olursa şayet Serkan. Tamam abi. Evet. Sivas Spor'u nasıl tanıdın diyorlar. Kendime izledim. Evet. Sivas Spor'un maçlarını herhalde orada televizyondan izleme şansı buluyor yanılmıyorsam Eyüp. İnternetten abi. İnternetten izliyor. Evet. Canlı izleme şansı yok. Tabii bu arada girişimde de bulundu yanılmıyorsam Eyüp Sivas Spor karşılaşmasını evet. izlemek için Sivas'a getirilmeye çalışacağız. Onu anlatacağız da özellikle Serkan kardeşim seni kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sivas Spor adına, Sivas adına. Gerçekten evet, de Afganistan'da öyleymiş. Böyle bir yiğido vurmak çok önemli. Ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle gittiğinde Sivas Spor sevgisi karşısında ilk önce Eyüp ve ailesi nasıl karşıladı bunu? Bu ilk defa değil abi. Zaten 4 senedir geldiğim için buraya herkes Sivas Spor'du. Hatta sonra bir Sivas Türküsü söyletebilirim ben. Tabii. Dost Türküsü söyle. Tamam. Sivas'ın yollarına çıpayın dağlarına Sivas Spor şampiyon. Oo. Evin babası Thomas mı oluyor? Abi. Evet. Oradakileri tanıyalım istersen Serkan. Tabii. Evet. Annem. Evin babası. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Evet, diğer arkadaşlar. Diğer arkadaşlar. Samsun Rafa Nimet. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Serkan'cığım şunu söyleyeyim özellikle. Senin bu duyarlılığın karşısında Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan gerekli yerlerle girişime başladı. Ve küçük kardeşimiz, daha doğrusu küçük Yiğido'yu ailesiyle isterse ailesiyle birlikte veya evet, isterse beraber olarak Sivas Spor'a davet ettiler. Sivas'ta müsabakayı izleyecekler, bir müsabaka için Sivas'a gelecek Eyüp. Evet, valimizle ben de görüştüm gündüz. Bana da aktardı. Artı mezun başkanımız da telefon etti bana. Evet. O da elinden geldiği bütün imkanları kullanacak ne geliyorsa. O da davet ediyor minik Eyüp'ü, Yiğido'yu. Evet. Hep beraber Ağrıçık'a gelip hem Sivas'ı görecek hem de Sivas Spor'u yakından izleyecek. Evet. Serkan'cığım şu anda Afganistan'la ilgili de bilgiler alalım senden. Yani herhangi bir sıkıntı var mı? Yaşam nasıl yürüyor Afganistan'da? Afganistan'da yaşam yani sıkıntı var abi. Evet. Yok değil. Yani ister istemez çatışma bölgesi. Evet. Maçlar oynanıyor mu bu arada siz tabii maç yayınlıyorsunuz? Evet oynanıyor. Son bir maçımız kaldı bizim de. Final yapıp cumartesi döneceğiz. Peki evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eyüp'ün gelmesinde prosedür açısından bir sıkıntı olur mu ailesiyle birlikte getirmek? Yani prosedür açısından sıkıntı yok. Ailesiyle beraber geldiği müddetçe. Evet. Getiremeyiz. Peki Eyüp bunu duyduğu zaman duyguları ne oldu söyleyebilir mi? Vali Bey telefonla konuştuğu zaman... Bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmişti. Evet, evet. O da çok büyük yankı yaptı. Aynen, hatta yeniden bir seslendirelim. Evet. Tayyip dedi, ben Afganistan'a iyi Sivas Spor maçını izlemeyi çok istiyorum. Evet. Tamam Eyüp, inşallah seni en güzel bir maçta burada Sivas'ta misafir edeceğiz ailenle birlikte. O zaman tüm futbolcularla, yöneticilerle tanışmış olacaksın. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Serkan'cığım sana da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi. Oradan yayında emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz kamera arkasında. Aynen, tüm sırasına teşekkür ediyoruz. Evet. Tabi bu arada arkadaşlar Serkan
da bizim ekip arkadaşlarımızdan, onu söyleyelim. Yani çok uzun yıllar gerek bizim televizyonumuzda gerekse ilimizdeki diğer televizyon kanallarında uzun süre çalıştı. Daha sonra tabii farklı platformlarda da çalıştı. Bu alanda uzman birisi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani bu çalışmalar yanında iyi bir Sivas sporlu olduğunu da söyleyelim. Eyüp'ten biraz bahsedelim. Kaç kardeş Serkan? Eyüp kaç kardeşsiniz siz? 5. 5 de erkek mi? 3 erkek, 2 kız. Kaç yaşın? Sen kaç şeyde arkada kaçıncısın sen? 3.'üm ben. Orta. Orta. 2 tane kız var büyük ablası abi. Okula gidiyor mu? Gidiyor. Birinci sınıf. Peki Sivas'a geleceğini duyduğu zaman nasıl karşıladı? Tepkisi nasıl oldu Serkan'cığım? Yani abi sevindi. Hatta Sivasspor maçını bulmuş onu dinliyordu yani. Ve stada geldiğinde de hani ben forma falan diye zaten görüntüde uzaktan gördüm çekiyordum ben. Evet. Yani durdurandım o anda aklıma geldi. Hani ne için geldim dedim. Sivasspor maçına geldim dedi. Ondan sonra aklıma geldi. Hani bir Messi için bir çocuk gitti. Hatırlarsanız. Neden olmasın dedim. Sivas'ı tanıtmayalım dünyaya. Zaten Afganistan bizim kardeş bir ülkemiz. O nedenle de elbette ki Sivas'ta misafir etmek Eyüp'ü ve ailesini gerçekten de bizim için onur kaynağı olacaktır. İnşallah başarılarla büyük bir şey olur. Afganistan'da temsilcimiz olur. Ailesiyle birlikte ki senin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çünkü zor şartlarda da olsa orada bu insanlarla birlikte olmak, Sivas'ı ve Sivasspor sevgisini yaşatmak çok önemli. Sağ ol abi, teşekkürler. Evet Serkan'cığım kolay gelsin. Hep oradakilere selam ve sevgilerimizi gösteriyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Eyüp'e de selamlar. Hadi Eyüp en büyük Sivas Spor dedi. Kapatalım. Evet, en kısa sürede tamam, bekliyoruz Eyüp inşallah. En büyük? En büyük Sivas Spor. Şampiyon? Sivas Spor. Evet. Evet Afganistan'dan canlı yayını tabii görüntülü olarak ulaştırmaya çalıştı arkadaşlarımız. Teknik masadaki arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Yani olasınlar. Şimdi çok önemli bir şey. Gerçekten de Serkan'ın yaptığı olay çok önemli. Evet. Yani bu Afganistan milli takımlarının veya işte Süper Lig'deki takımlarının maçını yönetmek için oraya gitti. Giderken de kendi imkanları içerisinde buradan çocuklar için formalar, şortlar, tişörtler alıp götürdü. Ve orada bir sevgi yaşattırdı. Evet. Gerçekten de kendisini kutluyoruz. İnşallah geldiği zaman da birlikte olacağız. Evet bugün tabii kombine dağıtımımızla ilgili bir tanıtımımız vardı. Arkadaşlar istersen o tanıtımı bir girelim. Evet o tanıtımı girelim. Kombine bugün 5 şanslı izleyicimize kombine bilet vereceğiz. Osman Seçilmiş Türbünü'nden. Evet. Bu akşam 20.30'da Ali Yavuz'un sunumuyla, Kemal Çağlayan'ın yorumuyla spor günlüğü canlı yayın programını izleyerek TRT WhatsApp hattına mesaj bırakan ve Patrolik kartı olup kombinesi olmayan 5 kişiye çekiliş sonrası kombine hediye edilecektir. Haydi İdolar! Bu akşam 20.30'da Ali Yavuz'un sunumuyla, Kemal Çağlayan'ın yorumuyla spor günlüğü canlı yayın programını izleyerek TRT WhatsApp hattına mesaj bırakan ve Patrolik kartı olup kombinesi olmayan 5 kişiye çekiliş sonrası kombine hediye edilecektir. Evet izlediniz. Mesajları atmaya devam edebilirsiniz. Tabii kombine bileti olmayan taraftarlar ve bu kombineleri alıp maça gidecek taraftarlar öncelikle. Bu isimlerini yazdırırsa mutlu oluruz. Çünkü kombineyi alıp maça gelmemek de gerçekten üzüntü verici bir durum. Maça gelecek, ben maça geleceğim deyip kombine alamamış şimdiye kadar olan taraftarlar isimlerini yazdırsınlar. İçerisinden 5 arkadaşımız bugün akşam itibariyle bu şansı yakalayacak ve haftaya Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte türbündeki yerini alabilecek. Onu hemen belirtmiş oldum. Çünkü bu hafta içerisinde bilet yüklemeleri onların pasoliklerine yapılacak. Ama pasolikleri vizeli olarak hazır olması gerekiyor o arayan vatandaşlarımızın. Evet, arkadaşlar not almaya devam ediyor. Yani bilgileriniz onu söyleyelim. Programımızın son bölümünde çekilişi yapacağız. Kemal abi Başakşehir, bu arada bazı sorular da var. Onlara da biraz sonra cevap vereceğim. Gündüz kuşağında da bizlere soru atan değerli yiğidolar vardı. Onların sorularını da cevaplamaya çalışacağız. Başakşehir karşılaşması, tabii bu karşılaşma önemli bir karşılaşma.
Sivasspor'un Başakşehir, Trabzon ve ardından Alanya deplasmanında oynayacağı 3 karşılaşma çok önemli. Geçtiğimiz hafta da Rıza Hoca biliyorsun basın toplantısı yaptı. Birlikteydik bu basın toplantısında. Bu toplantıda en büyük vurgusu buydu. Bu 3 hafta zorlu bir hafta. Yani 3 tane zor müsabaka oynayacağız. İkisi dışarıda, bir tanesi içeride. Ve bu haftaları iyi geçirmemiz lazım. Çünkü bu haftaları olası puansız kapatmamız moral motivasyonumuzu bir hayli bozabilir. Ama ilk etapta iyi diyebileceğimiz şekilde tamamladık deplasmanı. Bugün içeride galibiyet, dışarıda beraberlik parolasıyla devam edersek bu 3 haftada alacağımız 5 puan önemli. Yani 6 haftanın ardından yaklaşık 9 puana tamamlamış olacağız Alanya karşılaşmasından sonra. Ki o da hedeflenen puan bariyeri diyebiliriz Sivasspor'un açısından baktığımızda 6 haftada 9 puan. Yani haftaya 1,5 puanlık bir not düşmüş oluyoruz. Evet. Nereye söyleyeceksin Kemal abi? Özellikle Başakşehir müsabakasına geçmeden önce Sivasspor'un milli müsabaka nedeniyle verilen arada çok etkili bir hazırlık dönemi geçirdiğini söylemek lazım. Ve ardından da ah yatavare, vah yatavare demek lazım. Şimdi hiç kuşkusuz ki Sivasspor'un İstanbul'da Medipol Başakşehir karşısında oynamış olduğu futbola baktığınız zaman çok kötü bir futbol sergilediğini söylemek mümkün değil. Ve aksine geçen sezonun Türkiye ikincisi olan bir takıma karşı mücadele veriyorsunuz. Yani bizi izleyenler Medipol Başakşehir'in geçen sezondan kadrosundaki bazı futbolcuların başka takımlara transfer olduğunu söyleyebilirler ama çok önemli silahları, daha doğrusu kadronun bel kemiğini teşekkül ettiren futbolcular bu transferlerin içerisinde yer almadı. Baktığınız zaman çok etkili bir futbol sergileyen bir takım karşısında ki Abdullah Avcı'nın 3 sezondur yönetmiş olduğu bir takım Okan Buruk Hoca ile birlikte geldi şu anda. Gerçekten de bilimsel çalışmaların ortasında bir futbol ekibiyle karşı karşıya geldik. Ligin özellikle müsabakanın başladığı 15 ve 29. dakikalar içerisinde baktığınız zaman Edin Visca'nın çok etkili 2 tane pozisyonu var. Evet. Ha, şunu antiparantez söylemek gerekiyor ki sonunda söyleyecektik ama ilk önce söylesek daha faydalı olacak. Hiç kuşkusuz ki maçın kahramanı kaleci Samassa. Bunu ayrı bir yere koymak lazım. Gerçekten de Samassa o puanın alınmasında çok etkili rol oynadı. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 29. dakikada Edin Visca'nın pozisyonu mutlak gol pozisyonuydu. Defansın çok büyük hatası vardı. Zaman zaman defans hatalarının yaşandığı bir müsabakayı geride bıraktık. Özellikle yan toplarda dikkatsizlik ön plana çıkmıştı. Ama özellikle 33. dakikadan itibaren kendi oyun tarzını ortaya koyan ve rakibine dar alanda dahi top oynama şansı vermeyen bir Sivasspor ortaya çıktı. 33. dakikada Emre Kılıç da bir mücadele içerisine girdik. Abbing'den Goye'ye bakın defansta buna da bir ayrı parantez açmak lazım. Evet. Yani Abbing'den Goye gerçekten de dünkü özellikle hafta sonunki müsabakanın en iyiler arasında ikinci futbolcuydu diyebiliriz. Evet. Ve çok enteresan bir şeydir. Biz birinci bölge ve ikinci bölgedeki etkimizi üçüncü bölgeye taşımakta zaman zaman zorluk da çektik. Evet. Yani bu kanatların istenilen düzeyde çalışmaması ki bunu hatırlarsanız müsabakanın öncesinde teknik direktör Rıza Çalınbay da söylemişti. Bazı futbolcuların sakat olması oyun düzenini değiştirebiliyordu. Ve bunu bir kez daha gördük. Ama özellikle 33. dakikadan itibaren saha hakimiyeti elinde bulunduran ve rakibine mücadele şansı vermeyen bir Sivasspor vardı. Evet. Ve bu Sivasspor bu etkili futbolunun semeresini 39. dakikada gördü. Çok enteresan da alanda kısa paslaşmalar diye tabir ettiğimiz pozisyon var ya. İşte biz rakip ceza sahası içerisinde bunu gerçekleştirdik. Çok zor bir da Yatabare çok önemli bir gol attı. Evet. Aksına baktığınız zaman pozisyonu değerlendirdiğiniz zaman o pozisyonun gol olması mümkün değildi diye de söyleyebilirsiniz. Çok zordu. O dar alanda o topun filelerle buluşturulması ama Mert Hakan'ın Yatabare'nin indirmesi, Hakan Arslan'ın tekrar topu Yatabare'ye göndermesi ve ceza sahası içerisinde güzel bir voleyle topu filelerle buluşturan bir Yatabare vardı.
bu dakikadan itibaren baktığınızda artık rakip kendisinin etkili futbolu karşısında etkisiz gibi gözüken bir Sivasspor'un daha etkili futbol oynadığını gördü. Şimdi çok enteresan bir şey var. İstatistiklere bakıyorsunuz, ilk yarının istatistiklerine. Topla oynama oranlarına bakıyorsunuz. Metropol Başakşehir 61, Sivasspor 39. Bu istatistik neye göre tutuluyor? Merak ediyorum ama varsın tutulsun. Bizim topla oynama oranımız çok küçük gibi gözükebilir, gözüksün. Ama sonuca giden bir takım olma özelliğimiz daha arttı. Ve bu dakikadan sonra 45. dakikaya kadar yine futbolu ama Edin Visca, Mahmut Tekdemir gibi çok önemli futbolcuları var. Her el aldığı zaman topu, ayağını aldığı zaman tehlike yaratabilecek golcüleri de var. İlk yarıdaki mücadelenin aksine ikinci yarıda Okan Buruk, Sivasspor'u da eskiden tanıdığı için belli bir sürede Sivasspor'da teknik direktör olarak görev yaptığında değişiklikleri hemen anında yapmadı. Yaptı. Ne yaptı? Gökhan İnler'le Dembaba'yı kadroya dahil etti. Mehmet Topal'le Robinho'yu oyundan aldı. Şimdi Mehmet Topal ilk yarıdaki oyunuyla ikinci yarıda daha sıkıntılı bir bölgelerde mücadele verecekti. Robinho etkisiz oldu. Çünkü Robinho'nun kanatlardaki ve orta sahadaki mücadelesini çok iyi bilen bir Sivasspor var. Geçmiş yıldır böyle çalışıyor. Yani Okan Hoca çok fazla şans vermiyor. Sivasspor maçında şans veriyor. Hiçbir maç şans vermedi Robinho'ya. Dikkat evet. edersen Sivasspor maçında şans verdi. Tabii zor yani. Şimdi çok fazla beklenti içerisinde değil. Robinho'nun açısından da zor. Okan Buruk açısından da zor. Robinho şimdi Sivasspor'u çok iyi tanıyan bir futbolcu. Sivasspor'un zaaflarını çok iyi bilen bir futbolcu. Evet. Ama bu zaafları bertaraf edecek güçte olduğunu belki unuttu Okan Hoca. Robinho'ya geçit vermeyen bir orta saha ve defans vardı. Defans bloğu vardı. Nitekim çok iyi giden bir pozisyon çalışması içerisinde olan bir Sivasspor'du. Gerçekten de elde ettiği pozisyonlar, yani 3. bölge diye tabir ettiğimiz bölgede gole yakın daha iyi çalışma yapsaydık belki farklı galibiyetle Medipol Başakşehir karşısından dönebilirdik ama 55. dakikada sahneye çıkan isim Edin Visca. Atmış olduğu muhteşem bir gol vardı. Ve bu golün ardından ki burada ki hiç kuşkusuz defans hatası da var. Evet, yani tamamen gömüldü bizim oyuncular. Evet. Defans hatası var. Bir de şu var, çok enteresan bir şeydir. Belki siz de gördünüz. Birinci yarının aksine ikinci yarıda mücadele hırsı istenilen düzeyde olmayan bir takım görüntüsü vermeye başladık. Yani bu dakikalardan itibaren. 60. dakikada çok iyi gelen bir Medipol Başakşehir var. Samassa mutlak gol pozisyonunu önledi. İşte 61. dakikada Rıza Hoca Erdoğan'ın yerine Fernando'yu oyuna aldı ama orada değişiklikle ilgili Sivasspor'un mücadele hırsında etki oldu mu olmadı mı tartışılır ama bana göre Fernando müsabakalara hazır bir vaziyette olmadığını gösterdi diye düşünüyorum. Bir parantezde Arda kardeşlere açmak istiyorum. Gerçekten de Arda kardeşler maçın hakemi. Belli sürelerde elbette ki pozisyon hakimiyetini elinde tutmak istedi ama zaman zaman oyun hakimiyetini de elinden kaçırdı. Yani bir pozisyonlarda ki o pozisyonlarda kesin ve kati bir cevap vermesi gerekirken, kararını vermesi gerekirken bu kararını ev sahibinin lehinde kullanmaya başladı. Bunu da söylemek lazım. Çok önemli etkili bir hakem kararı olmadı ama mücadeleye atağa kalkan bir takımı durdurmak için de çalınan düdükler oradaki performansın durması nedeni oldu. Ve Arda 76 ve 80. dakikalarda yine sahneye çıkan bir isim vardı ki Samassa hiç kuşkusuz. Yani belki de müsabakada bir puanın alınmasında önemli zemin hazırlayan futbolcular arasındaydı. Ama genele baktığınız zaman, totale baktığınız zaman Medipol Başakşehir karşısında çok iyi futbol sergileyen bir Sivasspor vardı. Evet, ikinci yarı tabii notlarımıza baktığımızda Kemal abi 55'te golü yedik. 57'de yine pozisyon var. 72, 75, 89. Yani 4-5 tane pozisyon verdik baktığımızda ikinci yarı. Dediğin gibi biraz tabii skoru koruma yönüne de gittik. Ama baktığımızda her iki takımı da kutlamak lazım. İyi bir müsabaka olduğunu düşünüyorum ben. İki takım da iyi mücadele etti. Yani sonuç olarak belki müsabakanın tabii hakkı beraberlik gibi gözüküyor. Yani baktığımızda oynanan oyun gerçekçi olmak lazım. Ama işte 83. dakikada Yatabare'nin pozisyonu var ki Yatabare bunu gol yapabilir. Vuruş da iyi vuruş yaptı ama top
çok faso aldı sola doğru ve direğin temas etti adeta, dışarıya gitti. Ama sonuç olarak totalde baktığımızda bir puan iyi puan. Yani maç öncesinde beraberlik desek herhalde razı oluruz değil mi Kemal abi? Yani şu var, Yatabare bu 80. dakikada biraz önce söylediğiniz o pozisyonda kaleciyle karşı kalmasına rağmen çok önemli bir pozisyondu ve çok kolay bir pozisyondu. Golle sonuçturması gerekiyordu. Zaten müsabaka sonrasında bir kanala verdiği açıklamada Sivasspor'un 2 puanın İstanbul'da bırakılmasının sebebinin kendisi olduğunu söyledi. Bu hatasını kabul ettiğini söyledi. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle baktığınız zaman Rıza Hoca zaman zaman hatırlarsanız bazı futbolcuların hala hazır olmadığını söylüyordu biliyorsunuz. Evet. Şans verilmesine rağmen. Şimdi Traore beklentinin üzerinde miydi size göre? Hiç uzaktı. Yani zaten şu var Kemal abi. Erzurum maçında zaten o olay belli oldu. Yani Traore'nin çok hazır olmalı. Ama bir de şu var tabii. Bu oyuncu bekleye hazır hale gelmeyecek. Tabii Rıza Hoca da şans veriliyor. Tamam kabul ediyorum da bu şansı dakika da çok iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Zaten o hazır olmuş olsa oyuna giren oyuncular yani Traore yani hazır olsa, Fernando hazır olsa biz maçı kazanabiliriz. Evet, yani Fernando onun da biraz şey. Mesela 84. dakikada Yatabari'nin yerine Kone alındı. Kone'nin alınmasıyla birlikte elbette ki Kone golcü bir futbolcu. Ama golcü futbolcunun özellikle 3. bölgede pasla buluşması, topla buluşturması gerekiyordu. Bana göre burada da bir sıkıntı yaşadık gibi geliyor. İşte 80'de Fernando'nun 89'da yine Fernando'nun atakları. Yani mutlak gol olması gereken 2 tane atağımız vardı ama sonuçta futbol bir şans oyunu. Bu şansın içerisinde Sivasspor'un şanssızlığı ortaya çıktı. Kendi elimizdeki şansı bertaraf eden bir takım görüntüsündeydik ama biraz önce de söylediğim gibi totale baktığınız zaman genelleme çok başarılı bir futbol sergileyen ve İstanbul'dan bir puanla dönen Sivasspor vardı. Bu belki bir puan çok küçümsenebilecek gibi gözükebilir ama bana göre 3 puan değerinde bir puandı. Çünkü kaybetmeden geldik. Moral ve motivasyon açısından çok iyi durumdayız. Pazartesi günü rakip Trabzon. Bu nedenle de Trabzon karşısına çıkarken mağlubiyet almamış bir takım görüntüsüyle sahaya çıkacağız. Ben açıkçası beraberlik kokan bir müsabakaydı. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi zaten geçen haftaki programda da aynı şeyi söyledik. Biz beraberlik olabilir ama kazanan Sivasspor olur. Ama dediğimiz gibi bizim golcü futbolcularımız verilen fırsatları çok iyi değerlendiremediği için de maalesef 2 puanı biz Başakşehir'e hediye edip geri döndük. Evet, bu tabii normal ama şu var tabii farklı pencerelerden bakmak lazım. Şimdi baktığımızda Başakşehir'le oynuyoruz. Bugün Başakşehir futbol takımının hiçbir sıkıntısı yok. Parasal olarak da Sivasspor bütçesinde en az 4-5 kat üzerinde bir bütçeye sahip. Önemli oyuncular var. Onun için tabii ki bir puan iyi puan. Bir de son haftalarda, son yıllarda tabii Başakşehir'in Sivasspor'a karşı bir dezavantajlı durum var Kemal abi. Yani bir türlü Sivasspor yenemiyor. 6 maç oldu herhalde. Evet, yenemiyor. Sivasspor ya berabere kalıyor ya yeniyor Başakşehir'i. Bu da Sivasspor adına güzel, sevindirici bir olay. Evet. Tabii bu anlamda Sivasspor taraftarı geçmişe yönelik baktığında tabii bizim şampiyonluk yolunda çok önemli 2 senemiz eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni adıyla Başakşehir tarafından kesilmişti. Biz de o cezaları onlara kesmiş olduk yönünden bakan taraftarlarımız çok çok fazla. Robinho'ya değineceğim Kemal abi. Robinho Başakşehir'e gitti. Sivasspor'daki Robinho hiç olmadı Başakşehir'de. Sizce oldu mu? Yani hiç müsabakada Sivasspor'daki kadar verimli olamadı. Şunu söylemek lazım. Her futbolcunun bir bahar dönemi var. Evet. Yani Robinho gerçekten de kumaşı belli olan bir futbolcu. Evet. Gerek La Liga'da gerekse Bundesliga'da mücadele etmiş, şampiyonluklar yaşamış. Bir Roberto Carlos, bir Sisi'yle ile birlikte mücadele eden bir futbolcu. Anadolu'daki oynadığı futbol ile İstanbul'da oynadığı futbol arasındaki fark olabilir. Evet. Neden? Anadolu'da oyun oynarken kafa futbolda. Evet. Başka bir şey düşünmüyorum. Ailesi ve oynadığı takım. Sahaya yansıyacağı futbol. Ama İstanbul öyle değil. İstanbul'a gittiği zaman özellikle Anadolu'daki boş zamanın dolu olması gerekiyor İstanbul'da. Yani şimdi sadece futbolla uğraşmıyor orada. Ve sonuçta orada Robinho kendisinin
Den beklenilenin altında vasat bir futbol sergilemeye başladı. Çünkü beklenti çok yüksekti. Performans düşmeye başladı. Gerçekten de Sivasspor'da sergilediği futbolu sergileyemez duruma düştü. Evet. Ve Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği futbolcuydu. 11'de oynatmak istediği futbolcuydu ama olmadı. Sonrasında Okan Hoca ile birlikte forma şansı bulamaydı. Forma şansı bulamamasının sebebi Okan Buruk'un Robinho isminden etkilendiğinden kaynaklı değil aslında baktığınız zaman. Robinho'nun saha yansıtmış olduğu futbolda etkisizlikten, güçsüzlükten, performans düşüklüğünden kaynaklıydı. Ben mesela transfer döneminde Okan Hoca Robinho'nun yerine bir futbolcu transfer etmişti. Ben onun yerinde olsaydım Robinho transferini gerçekleştirirdim. Evet ama onlar Visca'yı bıraktılar Göztepe'ye. Evet. Bu sırada Alanya Spor 2-1 oldu. Öne mi geçti? Evet. Yani? 1-1'di. Birbiri söylemeye fırsat bir türlü bulamadık konuşmaktan. Alanya tabii iyi başladı sezonu. 47. dakikada 2-1. 15 gün sonra da biz gideceğiz Alanya'ya. Gerçekten zorlu bir müsabaka bizi bekliyor şimdiden söyleyelim. Bakalım Fenerbahçe geri toparlayabilecek mi? Ben Robinho'nun devrede transferini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Açıkçası yani İstanbul Başakşehir'de bu saat itibariyle Robinho'nun kadroda yer alması çok beklenen bir şey değil. Alanya'da Çizse'den gelmiş 2 gol. 45+3 ve 46. Tolga Ciğerci de Fenerbahçe'yi 39 öne geçirmişti. Skoru da hemen vermiş olalım. 3 gol atıldı Alanya'da. Tabii Başakşehir karşılaşmasında 1 puan bakıyoruz. Genelde insanlar memnun Kemal abi Sivas'ta. Yani bir de şu var. Şimdi Sivasspor bakıyoruz. İlk hafta Beşiktaş maçı. Mükemmel bir Sivasspor. Rize maçı. Belli anlarda sıkıntı var ama maçın geneline baktığımızda yine kaybedecek oyunu oynamadı. İyi bir futbol diyebilir miyiz? Deriz. Çok iyi bir futbol. Orada hakem hatalarıyla kaybettik zaten. Orada. Hakem hatası demişken Fırat Aydın dün müsabakayı seyrettim. Kayseri Antalya müsabakası. Yani futbolda böyle bir şey yok. Sivasspor müsabakasının aynı pozisyon. Bu kez VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Yani VAR'a gitti, penaltıyı vermese Fırat Aydın hiçbir şey söylemeyecektim arkadaşlar. Yani o söylediklerimizin hepsini geri aldım diyecektim geçtiğimiz hafta. Ama VAR'a gidip o pozisyona penaltıyı veriyorsa o zaman Sivasspor'la veya Rıza Çalınbay'la bilemiyorum bir derdi var herhalde. Çünkü orada o penaltıyı veren Fırat Aydınus Rize'de VAR'a dahi gitmedi. Neden gitmedi, neden vermedi, iyi niyetli olmadığı çok açık. Bilmiyorum. Ya zaten buradaki niyetin önemli çok ortada. Yani şimdi baktığınız zaman bu geçen hafta özellikle hafta sonunda baktığınız zaman müsabakalarda Alanya Kayseri Antalya Kayseri müsabakası. Trabzon Gençlerbirliği müsabakası. Evet. Ön plana çıkan müsabakalar. Şimdi hakemlere baktığınız zaman maçın önüne çıktılar ikisi de. Evet. Elbette ki yani VAR niye var? Onu tartışmak gerekiyor. Kimilerine göre var, kimilerine yok düşüncesi içerisine girmek yerine Futbol Federasyonu'nun bu saat itibariyle artık hakem hatalarının, hakem isimlerinin zikredilmesinden bir imtina edip VAR'la ilgili yeni bir oluşum yapması gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman Fırat Aydınus niye oradaki müsabakadaki hatayı VAR'a gidip de görmedi de buradaki hatayı gördü? Yani şimdi siz burada tarafsızlık ilkesinden taviz vermedi diyebilir misiniz? Diyemeyiz. Ama şimdi baktığınız zaman hadi hakemlere de bir şey söylemek istemiyorsunuz. Ama bunu söylerken de ya diyorsunuz ki acaba Sivasspor üzerine oyun mu oynanıyor? Evet. Şimdi yeri geldiği için söyleyelim. Antalya Spor Kayseri mücadelesinde iki kişilik beraberlik ki galibiyeti kaçıran Antalya Spor'du. Ama maçın önüne çıkan kavgalar. Evet. Peki bu kavgalar karşısında niye hakem iki teknik direktör veya bir teknik direktör yardımcısıyla ekranlara adeta ekranda gözüken şeyler var, küfürler var. Peki kartlar niye çıkartılmadı? Evet. Daha sonra ceza verilecek mi? O da merak ediyorum. Ya şimdi sen orada kart çıkartmıyorsan onu bir tarafa bırak. Evet. Beşiktaş karşılaşmasında, Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında müsabakanın hakemi 8. dakikada, yanılmıyorsam 8. dakikada Vida'nın bir hareketini evet. Kırmızı kartla kırmızı kartı gösterdi, penaltıyı verdi. Evet. Ve kırmızı kart görülen Vida'yı da o anda oyundan çıkarttı.
oyundan çıkarttığı Vida'nın aksine bekledi, VAR'ı bekledi. Evet. Şimdi ben size soruyorum. VAR deseydi ki hoca sen burada yanlış yaptın, bu penaltı değil. Evet. Ne yapacaktı? Hiçbir şey yapamaz. Peki kırmızı kartlı futbolcuyu dışarı attın. Alamazsın da. Alamazdı. Yani öyle gider. Şimdi hatalar bu. Özellikle şunu söylemek lazım. Madem VAR'a gideceksin, VAR'daki karar çıktıktan sonra kırmızı kartını göster. Evet. Futbolcuyu at. Şimdi VAR deseydi ki bu penaltı değil ve penaltıyı iptal etseydin. Yine şimdi kırmızı kart gösterdiğin oyuncuyu dışarıdan geri alabilecek miydin? Böyle bir şey yok çünkü. Yok, evet. Kırmızı kart gösterilen futbolcu oyundan atıldı. Sen burada hakem hatası yaptın. Bu nedenle her türlü müsabakada yanlışlıklar birbirine ardına gidiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Özellikle bu maraton içerisinde yorucu bir maraton ve zorlu bir maraton. Bu hakemlerle biz bu ligi götüreceğiz. Evet. Bu hakemlerin de artık bir yerde Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bir çalışma yapması gerekiyor. Ki bildiğim kadarıyla şu anda Süper Lig'deki hakem sayısını artırmışlar. Evet. 42-43'e çıkartmışlar herhalde. Yeni hakemlerin, özgüveni sağlam hakemlerin, tarafsızlık ilkesinden taviz vermeyen hakemlerin bu müsabakalara görevlendirilmesi lazım. Bir de Rıza Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Bunu tüm kulüplerin söylemesi de gerekiyor. VAR'da görevli olan hakemler sezon süresince hakemlik yapmayacaklar. Devamlı VAR'da görev alacak. Devamlı VAR'da görev yapacaklar. Yoksa bunun önüne geçemezsiniz. Her türlü müsabakanın ardından VAR'la ilgili veya hakemlerle ilgili şikayetler devam eder. Evet. Evet, böyle bir sıkıntı. Tabii Fırat Aydınus'un çifte standart uygulamasından dolayı biz de doğal olarak tabii bu eleştiri yapıyoruz. Eğer standartta normalde orada vermedi, burada da vermemiş olsa o zaman demek ki hakemin kriteri bu diyeceksin ama maalesef kriterler lastik gibi esniyor yani. Evet. Çektikçe uzuyor. Onun için tabii böylesine tecrübeli bir hakemin de yanlış görmesi veya VAR'a gitmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü çok üst düzey bir hakem. O zaman ben bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum. Sivasspor'a veya Rıza Hoca'ya karşı bir tepki var Fırat Aydınus'ta. Zaten her sezon birileri çıkıyor. Bülent Yıldırım gitti. Şimdi Fırat Aydınus geldi bu sezon. Tabii her sezon birileri çıkıyor. Hani şeyler ya, bir atasözü var ya, alma mazlumun ahını çıkarak haste. Yani Sivasspor'un ahını alanlar şu anda Süper Lig'de müsabaka yönetmiyorlar. Bu arada tabii mesajla Almanya'dan Mete kardeşimiz maçın hakemini ile ilgili bilgiler yazmış ama Mete kardeş yani Fırat Aydınus Rize maçında falan görünce artık Başakşehir maçındaki hakemlerin ufak tefek hataları tabii ki olacak. Onları çok fazla değerlendirmeye bile almak istemiyorum. Çünkü yani skora etki etmeden çok fazla, en azından belki kart gösterebilir, gösteremez, ayrı şeyler ama o hatalara istinaden burada tabii çok farklı. Evet, kırmızı kartı daha sonra geri çekti Mişti Göztepe maçında demiş taraftarımız. Evet, o da sıkıntı tabii. Hakem adına önemli bir karar. Onu da belirtmiş olalım. Maç sonra hocalarımız hazır mı arkadaşlar? Evet, onları hazırlayalım. Maç sonu hocalarımızı da bir alalım. Rıza şimdi Hoca, şu var. Okan Hoca'nın açıklamaları. Maç sonu hazırlanana kadar, yani evet. VAR'la ilgili gerçekten de şu anda takımların, Anadolu kulüplerinin canı yanıyor mu? Yani yanıyor tabii ki. Yani şimdi bunu bilen bir Merkez Hakem Komitesi var. Zekeriya Alp var başında da. Geçmişte de görev yaptı. Bunu bile bile bu hakemlerin VAR'da görev yapmasının adamıdır. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Siz Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetiyorsunuz. VAR'ın hakemi benim. Evet. Haftaya Beşiktaş Galatasaray maçını ben yönetiyorum. VAR'ın hakemi sizsiniz. Evet. Yani bu nasıl uygulama? Anlayamadım. Özellikle de her hafta bir VAR hakeminin bir hafta sonrasında orta hakem olarak görevlendirmesinin mantığı nedir? Evet. Çözemiyorum bunu. Yani bunun Futbol Federasyonu nezdinde gerçekten de böyle girişimlerde yapılması gerekiyor. Artık buna bir dur verilmesi gerekiyor. Çünkü şu unutuluyor. Kulüpler çok büyük meblağlarla futbolcular alıyorlar. Taraftarlarına güven veriyorlar. Şehirlerine güven veriyorlar. Bir ilkeye bir şey hedef belirleniyor. Bu hedef doğrultusunda
bir çalışma yapılıyor. Borç batağına giriliyor. Gerçekten de bir futbolcunun bir kulübe transfer edilmesi çok önemli ama bu transferdeki harcama da çok önemli. Trilyonlar gidiyor. Siz çıkıyorsunuz, emeğe saygısızlık yapıp kazanılan bir hakkı mahkum ediyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok diyorsunuz. Futbolcu sakat kalıyor veya kırmızı kart görüyor. 3 hafta 5 hafta yoktur. Sonrasında kaybeden kulüp oluyor. Şimdi evet. Elbette ki haksız olana haksızlığı verirsin, ona bir şey demiyorum. Bu demek ki periyodik bir şey Kemal abi. Ben size şimdi iki tane isim vereceğim Kemal abi. Bu iki isimden biri bizim Trabzon maçında hakem olursa ben ondan sonraki periyodik şeyi açıklayacağım. Koray Gencerler veya Hüseyin Göçek. Sivasspor maçının Trabzon maçının hakemi olursa buradan söylüyorum. Koray Gencerler ve Hüseyin Göçek. İkisinden biri. Yani hakem olmasa da vara verirler diye düşünüyorum. Yok, vara vermeyecekler, hakem olarak ikisinden biri. Yani ya Hüseyin Göçek ya Koray Gencerler. Yani %51 Koray Gencerler diyeyim. O kadar söyleyeyim. Hazır mı arkadaşlar? Bu arada maç toplu oynama dedin de Kemal abi, Alanya 2-1 önde, Alanya %28 toplu oynama, Fenerbahçe %72. İşte çok enteresan yani, bir şey yani. Yani bizim toplu oynama oranları falan çok alt üst pozisyonda. Pas sayısı 401 Fenerbahçe'de. Yani pas isabeti yani %72 oynayan bir takım evet. Mağlup. Ve pas isabeti de %88 Fenerbahçe'de. Yani 10 pastan bir tanesi hatalı, 9 tanesi doğru. Hazır mı arkadaşlar maç sonrası? Evet, alalım o zaman Rıza Hoca'yı ve Okan Hoca'yı. Tabii ki biz buraya puan ve puanlar için gelmiştik. Bütün hedefimiz 3 puandı. Ve golü de bulduk, iyi de futbol oynadık. Takımla ben çok memnunum çünkü maçın başından sonuna kadar oyun disiplinden kopmadan oynadık. Güzel de pozisyonlar yakaladık. Karşımızdaki takım hakikaten çok tecrübeli bir takım. Gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Her türlü oyuncuya sahip bir takım. Benim takımda yeni bir takım sayılırız biz. Yavaş yavaş daha da iyi olacağız inşallah. Ama bugün gerçekten mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik. Son dakika Yatabari o golü atabilseydi buradan istediğimiz şekilde ayrılabilirdik ama lig çok uzun bir maraton. Böyle maçlarda puan almak da gerçekten çok önemli, özellikle deplasmanda. Şimdi bu 4 tane maç oynadık. Buradan çıkardığımız bir sürü dersler var. Önümüzde de çok kritik bir Trabzonspor maçı var. Şimdi tek hedefimiz orası. İnşallah orada daha iyi, daha canlı ve yakaladığımız pozisyonu değerlendirecek biçimde oynayacağız. İyi bir şekilde de bitireceğiz. Şu anda bizim hazır olmayan bir sürü oyuncularımız var. Ne Fernando %100 hazır, ne Traore %100 hazır, ne Hugo var oyuncumuz, o hazır. Hiçbiri hazır değil ama mecbur oynatmak zorundayız. Çünkü baktığımızda sonlara doğru bazı arkadaşlarımız yoruldu. Çıkarmak zorunda kaldık onları. Yoksa kullanmak zor şey niyetinde değildik ama yine de maç oynatmak ilerisi için onlar için de çok çok önemliydi ama yani söylersiniz ne Traore ne Fernando kesinlikle hazır değiller. Bunu zaten daha önce de toplantı yapmıştık. Orada da söyledim. Bizim hazır olmayan oyuncumuz da var. Sonradan gelen arkadaşlarımız da var. O yüzden biz hem biraz geç yaptık transferleri, aldığımız arkadaşları. Şu anda zaten kısıtlı bir kadromuz var. Sakatlarımız da vardı. Ve oyunu aldığım oyuncuların tabii ki İki tanesini %100 hazır değildi ama mecburen almak zorunda kaldık. Ama bütün amacımız maçı kazanmaktı. Başka bir düşünce yoktu. Çünkü maçın ikinci yarısında istediğimiz pozisyonları bulduk. Çünkü Başakşehir'de üstümüze gelince çok güzel net pozisyonlar yakaladık. Ama maalesef bir tek bu maç değil. Bu maç olsun, Antep maçı olsun, Rize maçı olsun çok pozisyonlara girdik. Maalesef değerlendiremedik. Örneğin mesela Beşiktaş maçı olsun. Mesela Beşiktaş bize hiç korner atamadı. Bizim 7-8 tane kornerimiz vardı. Rize Spor'la oynadık, 12-13 tane korner attık. Rize Spor'un bir tane korneri vardı. Yani hep böyle atak oynadık ama bir türlü istediğimiz şekilde skora yansıtamadık. Sadece Beşiktaş maçını çok iyi şekilde yansıttık. Ama o arkadaşlarımız da tam %100 hazır olunca tabii ki daha kuvvetli bir takım olacağız yani. Başka sorumuz var mı? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
Maç öncesi tabii ki kafamda maçı düşündüğümde, yaşadığımda ve hafta içi hazırlıklarımızda çok daha farklı bir oyun bekliyordum. Tabii özellikle İrfan'ın olmaması bizi saha içi organizasyonda özellikle hücumda çok etkiledi. Ama ne olursa olsun bizim gibi, bizim seviyemizde bir takımın ve bizim takımımızın oyuncu karakterine, yapısına ve kalitesine baktığımızda, yani bugün maçın başından sonuna kadar hatalar yapan, top kayıpları yapan, özellikle rakibimizin de hızlı hücumları çok iyi yaptığını maç öncesi de konuşmuştuk. Ama çok basit top kayıpları, çok büyük hatalar, bazen rahatlıktan, bazen üzerlerindeki baskıdan, bazen yorgunluktan, ama baktığımda yani oyun olarak bugün istediğimi hiçbir şekilde alamadım. Hiçbir şekilde memnun değilim. Tabii ki ikinci yarı baktığımızda maçı da çevirebilirdik. 2-1'i yakalayacak pozisyonu da bulduk. Rakibimiz de kazanacak pozisyonları buldu. Rakibimiz de kazanabilirdi ama maçı da kazansaydık yine aynı şeyleri söyleyecektim. Bugün benim istediğim bir oyun yoktu. Benim istediğim bir takım yoktu sahada. Benim düşüncelerim, benim çalışmalarım, sezon başından beri yaşadık hazırlıklarımız, yani bunların, bugün oynadığımız oyunun tam tersiydi ama sahada gerçekten belki baktığınızda bir 6-7 oyuncuyu dışarı alabilirdiniz. O yüzden çok kötü bir oyundu. Özellikle savunma oyuncularına çok yük düştü. Burada çok fazla da yeni oynayan, özellikle maç eksiği olan oyuncularım vardı savunma hattında. Onlara da çok fazla iş düştü. Burada Skartel'in sakatlığı da oldu zaten. İstediğimiz gibi bir maç gitmedi. Bundan dolayı üzgünüm. Perşembe günü bir Avrupa Kupası maçı oynayacağız. Bunun için tekrar hazırlanmaya başlayacağız. Daha sonra Beşiktaş deplasmanı. Oyunumuzu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor ama dediğim gibi burada oyuncu tercihleri de bundan sonraki haftalarda çok daha önemli olacak. Bizim takımımızı gerçekten önemseyen, sahada yapabileceğin en fazlasını yapan oyunculara daha çok yer vereceğiz. O yüzden bugün bir benim için belki bir hayal kırıklığıydı ama dediğim gibi buradaki sorumlu benim. Bu kadroyu çıkartan benim. Bu oyuncuları kadroya alan benim. O yüzden daha iyisini yapmak için oyuncularımla birlikte daha çok çalışacağım. Sorusu olan var mı? Yani İrfancan milli maçın bildiğiniz gibi ilk yarısında sakatlandı. Aslında çok da rahat bir karşılaşmaydı. Yani İrfancan'ın devre arası oyundan çıkması gerekirdi. Yani burada hem İrfancan'ın kendisi oyundan çıkması gerekirdi hem de oyundan çıkarılması gerekirdi. Maça devam etti. Geldi. Ayağında bir üst adalesinde bir ağrısı var. Yani biz de risk edebilirdik bugün. Ama risk etmedik çünkü İrfancan'ın sağlığı çok daha önemli. Yani İrfancan üst adalesinden sakatlansa 1,5-2 ay oynamasa hem bizim takımımız için hem milli takım için büyük zarar. O yüzden biz korumayı seçtik. En iyi olana kadar da oynatmamayı seçtik. Ama dediğim gibi bizim için çok önemli bir oyuncuydu aslında. Bugünkü maçta da onun eksikliğini büyük hissettik. Başka sorusu olan var mı? Emrah Bey. Evet, evet. Yani evet. Ya milli takım dönüşleri de oldu. Yani şimdi Edin milli takıma gitmişti. O döndü. O da Azubike, işte Aziz Bey hiç, yani bir sürü oyuncumuz milli takıma gitmişti. Onların dönüşleri de tam olarak performans olarak aşağıda yer almasını sağlıyor. Onun dışında tabii ki 6-7 tane de yeni oyuncu. Uzun zamandır belki oynamayan, yani Mehmet Topal gibi, Skartel gibi, Epriano gibi, işte Mahmut, Alexis baktığımızda Klişi. Yani bu bugün bizim için bu anlamda zor bir gündü aslında ama hafta içi çalışmalar, geçen hafta oynadığımız hazırlık maçı aslında bize doğru şeyler göstermişti ama tabii ki maç atmosferi, maç kondisyonu çok daha farklı oluyor. Dediğim gibi daha iyi olmak zorundayız. Yani iyi oyuncularımız var, kaliteli oyuncularımız var ama yani ayağımızdaki bomboş topları bile rakibimize attık. Yani bu bazen, yani bu kadar da olmaz dediğim çok fazla pozisyon oldu. Yani herkes aynı anda bu kadar kötü oynaması
bizim adımıza üzücü oldu ama dediğim gibi yani ben hep oyuncularıma güvendiğimi söylüyorum. Daha iyi şeyler yapabilirler. En iyisini yapan bundan sonra takım için sahada olacak. Yani belki buna biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekir. Tabii ki geçen seneden gelen bu takımın üzerinde geçen seneki son 7-8 maçlık periyottan beri oluşmuş bir olumsuz tablo var. Biz de bunu tam tersine çevirmeye çalışıyoruz ekibimle birlikte. Başkanımız, yönetimimiz de bize her türlü destek oluyor. Transferler de yaptık ama bu üzerimizdeki ölü toprağını atmamız gerekiyor. Bu hafta bunun için çok önemliydi aslında, yani Sivas maçındaki 3 puan. Ama dediğim gibi istediğimiz olmadı. Bir Roma deplasmanı, daha sonra Beşiktaş deplasmanı. 2 tane çok sert maça çıkacağız. Bunlar da daha iyisini yapacağız. Yani ben bir daha bu kadar bu takımın kötü oynayacağını, bu oyuncuların bu kadar kötü oynayacağını hiçbir zaman inanmıyorum. Ama dediğim gibi buradaki sorumluluk bende. Bu takımı çıkaran, hazırlayan, hep çalıştıran sorumlu benim. Yani bir hata varsa zaten önce benim hatamdır. Var mı başka soru? Teşekkür ederim. Sağ olun. Haydi İdolar. Bu akşam 20.30'da Ali Yavuz'un sunumuyla, Kemal Çağlayan'ın yorumuyla Spor Günlüğü canlı yayın programını izleyerek TRT WhatsApp hattına mesaj bırakan ve Patrolik kartı olup kombinesi olmayan 5 kişiye çekiliş sonrası kombine hediye edilecektir. Evet, hocaları dinledik. Bu arada Alanyaspor 3. golü buldu Fenerbahçe karşısında. 3-1 öne geçti herhalde. Fenerbahçe'nin baskın oynadığı anlarda kontra takla. %28'lik bir futbol takımı. Evet. %28'lik oynama dilimiyle böyle. Biraz önce tabii kırmızı kart girer çıkar pozisyonda çok mesaj aldık. Hemen bu konuya açıklık getirelim. Evet. Tabii Göztepe maçında bu karar verildi ama hani bu karar tabii geri gelir ama bu kararın gidip geri gelmesi hakem adına şimdi Göztepe hiç hoş olmayan bir durum. Hayır, Göztepe Çaykur maçında kırmızı kartla futbolcu atıldı. Evet. Bir penaltı pozisyonu var mı? Yok. Penaltı verilmiş mi? Yok. Penaltı verildiği için kırmızı kartla atılan futbolcuyu hakemin geri döndürme şansı yok. Şimdi Kemal abinin söylemek istediği olay şu, yani hakem burada niye kırmızı kartı hemen gösterip de kendini sıkıntıya düşürüyor? Madem VAR'dan duyum alacak. VAR'dan mesela şimdi 1-2 maçta da oldu. Mesela Beşiktaş maçında Gazişehirli ve Beşiktaşlı oyuncuyu önce sarı kart gösterdi. Gazişehirli oyuncu hiç kart göstermedi maçın hakemi. Ardından VAR'dan uyardılar. Gitti baktı, geldi, ikisine kırmızı kart gösterdi. Ama ikisine kırmızı göstermiş olsa daha sonra VAR'dan uyarsalar geri dönse tersini düşündüğümüzde yanlış bir olay olacağını düşünüyoruz. Yani Malatya'dan doğrudan, İbrahim Kaya Bey yazmış ama açıklık getirmiş. Göztepe Çaykur maçı ayrı, bu müsabaka ayrı. Çünkü evet, burada verilen bir penaltı var. Yani VAR'dan penaltı yok dense kırmızı kartla o futbolcunun dönüşü yok. Mümkün değil. Ya tabii bir de yani enteresan penaltı pozisyonlarda genelde hani şiddetli olmazsa pozisyon sarı kart. Aynen öyle. Yani evet, penaltı pozisyonu. Direkt kırmızıyla dışarı ve atması da çok enteresan yani. At, illa çıkacaksın diye de şey koydu. Yani VAR'ı dinlemeden. İkinci evet, yani penaltıda VAR'ı bekliyorsa. Kırmızı kartta çok emin. Evet. Evet. VAR'da niye beklemedi onu da anlamak mümkün değil. Evet, bu arada mesajlarınızı yazdırıyorsunuz. İsimlerinizi daha doğrusu arkadaşlar. Onu arkadaşlarımız not alıyor. Çekilişimizi biraz sonra yapacağız. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada gelen bazı sorular var. Bir soru da Sefa kardeş Gündüz'den yazmıştı bana. Antrenmanlar neden taraftara kapalı diye. Hafta içerisinde Rıza hocamızla sohbette de bu gündeme geldi. Hemen bunu açıklık getirmiş olalım. Orada tabii Sivas Spor tesislerinde sahaların yanında seyirci tribünü yok biliyorsunuz. Sahaların kenarında bir kısmı çoğu kapalı. Açık alanda da tabii futbolcuların oyun alan içerisine girmeleri gerekiyor taraftarlar maçı, antrenmanı izlemek için. O arada bir kargaşa oluşuyor. Yani yoksa Rıza hoca bu yasakları kesinlikle karşı, yani basına, taraftara kesinlikle yasak koymama taraftarıyım ama orada bir karışıklık oluyor. Biz yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Hatta taraftarlardan çocuklar oluyor. İşte top çarpabilir, sıkıntı olabilir, risk oluşturabilir diye böyle bir tehlike var. Ama bununla ilgili Sivas Spor yönetimiyle görüşüp orada bir alan oluşturmaya çalışacağız dedi geçtiğimiz hafta Rıza Hoca ve Kerem Bey. Değil mi hocam? Evet, yanlış hatırlamıyorsam.
Eğer hatta Kerem Bey özellikle vurguladı bu anlamda, hani bazı şeyler serdenişte bulunuyor. Bulunmasınlar çünkü bundan dolayı diye. Bunu da açık getirmiş olalım. Sadece bununla ilgili, yani taraftarın gelmesinden rahatsızlıkla falan bunlarla alakalı bir durum yok. Sadece oradaki fiziki durumla alakalı, ama onu da çözmeye çalışıyorlar. Yani orada daha uygun platformda bir alan oluşursa esasında o bölümde dışarıya yakın şekilde giriş noktasından, giriş yani böyle mini türbün şeklinde olup böyle küçük izleme noktası gibi taraftarlar oradan izleyip gidebilirler. Ama öbür türlü tamamen sahanın içerisinde yer aldıkları için orada rahat çalışma ortamını engellemiş oluyor. Belki orada rahatsız etmeyecek taraftarlar alınabilir, alınmasınlar. Ama orada 2-3 kişi bile o alanda işte doğal olarak fotoğraf çekiniyor. İşte sahanın içerisinde duruyor falan, bazı sıkıntılar oluşuyor. Onların da çalışma alanı doğal olarak, ona da saygı duymalıyız diyorum. Bununla alakalı ama kısa sürede çözeceklerini düşünüyoruz bunu. Bu konuda bir çalışma yapılacak. Ondan sonra problem kalmayacak. Onu da belirtmiş olalım. Var mı soru Kemal abi? Soru varsa cevaplayalım. Vallahi, bu arada. Özellikle müsabakadaki Yatabari'nin o pozisyonu kaçırmasıyla ilgili sorular var ama biraz önce de bahsettik. Yani, bunlar kaçar. Futbol şansı. Doğal yani bunlar kaçar. Yatabari tabi attığı gole bakmamız lazım arkadaşlar. Olağanüstü bir gol attı. Yani jeneriklik bir gol. Hakan'ı da kutlamak lazım, bu bölümde asistini yaptı. Onun için artık müsabaka bir daha geride kaldı. Yani müsabaka cumartesi, pazar, pazartesi. Artık pazartesi de bitiyor. Salı'ya geçiyoruz. Artık Trabzon karşılaşmasının havasına girmeliyiz. Tabi şu anda iyi bir takımımız var ama bazı tabi oyuncularımız, işte Ziya'nın, Armin'in, Barış Yardımcı'nın sakatlıkları vardı. Yine sakat olan bazı oyuncularımız daha var. Ve hazır olmayan oyuncular var. Yani biraz birkaç hafta sonra Sivasspor, yani şu Alanya maçından sonraki haftadan sonra Sivasspor'un daha trendini yukarı koyarak başarı grafiğini üste çekeceğini düşünüyorum ben. Kadrona hep alternatifli isimler yer almış olacak. Tabii bazı oyuncularda ilk haftalarda bazı hatalar, işte Abin Dengoye, İshak Kofi, bu müsabakada onlar da ilk müsabakalar, ona daha iyi görüntü çizdiler. İlerleyen haftalarda tabii daha da iyi olacaklar. Rıza Hoca'nın tecrübesi çok önemli arkadaşlar, onu söyleyelim. Tabii onun tecrübeli olması, kadro istikrarı yaşaması, yaşattırması takımımıza başarıyı getiriyor. İnşallah bu böyle devam eder. Mesajların içerisinde telefonla meşgul olduğu için telefon bağlantısı yapamadıklarını söyleyen taraftarlar var. Bir de neden sayı az diye söyleyenler var. Yani tabii sayı, zaten biletini alanların çoğu aldı arkadaşlar. Biz burada bir temsili ve burada Sefa Durmaz. Onu da ekrana getirelim arkadaşlar. Sefa Durmaz Fransa'dan. Evet, Fransa'dan katkı sağlıyor. Yani onun katkılarıyla bu biletleri size alıp biz aracılık yapıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Tabii teşekkür ediyoruz. İşte evet, tek olarak koyalım ekrana Sefa ve evet. İşte Fransa'dan Sefa'nın gönderdiği fotoğraf, çocuklarıyla birlikte iyi bir Sivasspor taraftarı. Kendisi Fransa'da olduğu için burada maçlara gelemiyor. Ve burada kendisini temsil etmesi anlamında da yiğidolara bilet alarak katkı sağlamış oluyor. Tabi bu tür katkılar yurt dışından olursa ne olur, biz bunları devam ettiririz. Önümüzdeki sayıda haftalarda belki devam eder. Tabii daha fazla ama devam eder. Yani buradan Sefa Durmaz'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Onun katkılarıyla. Yani buradan tabii bir bedel ödeniyor. Yani bunu biz normal böyle farklı şekilde, bedelsiz şekilde alıp size vermeyeceğiz. Yani bunun parasını biz Sivasspor'a ödeyeceğiz. Kombine biletlerinizi alacağız. Yani normal yollardan alınmış olacak. Onun için belirtmiş olalım. Sayı yoksa aklınıza gelebilir. Bir de kaldı ki tabii rakamlar çok büyük değil arkadaşlar. Yani alınmayacak gibi değil. Biz özellikle alım gücü olmayan öğrenci arkadaşlarımıza, işte sanayide çalışan çıraklarımıza özellikle almaya çalışıyoruz. Zaten belli bir geliri olup maaşı olan yiğidolarımız lütfen kendi biletlerini kendileri alsınlar. Onu da söylüyorum. Yani değil mi? Geliri düşük olan, yani evet, genç taraftarlarımıza, böyle tribünle hareket getirecek genç taraftarlarımıza katkı sağlamak amacıyla böyle bir çekiliş bugün için koymuş olduk. Tabii bu da yani buradan belki ben diyordum 5 kişiyi bile bulamayabiliriz çünkü herkes biletini aldı. Yok, sayı fazla. Evet. Evet, onun için evet. Tabii sayı artabilir. Talebe bağlı. Yani şimdi burada
500 kişi, 1000 kişi bizi ararsa. Yani önümüzdeki haftalar evet. içerisinde bizi izleyenler, özellikle gurbetçilerimiz diyebilirler ki biz de bu çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle. Evet. Genç kardeşlerimize destek vermek amacıyla katkı sağlayanlar da olacaktır. Ama dediğimiz gibi bu bir önder şey. Sonuçta bugün 5 kişi, haftaya 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi olur. Mühim olan tribünleri doldurmak. Her şeyden önemlisi de pasolik sahibi olmak değil. Kombine sahip olmak değil. Bu pasolikle, kombineyle tribünde yer almak. Evet. Ya maça gelmeyecekseniz kombineyi yani, meşgul etmenizin de bir alemi yok. Hiç müracaat bile etmeyin. Tribüne gelecek insanlarımız, gençlerimiz bunlara müracaat etsinler ve maçlara gelmiş olsunlar. Bu da önemli tabii. Evet, Başakşehir karşılaşmasında takım olarak takımımızı genel anlamda beğendiğimizi söyleyebilir miyiz Kemal abi? Ben yani? Açık ve net olarak söylüyorum. Söylemiştik, Rıza hocamız da teyit etti. İki futbolcu dışında tüm futbolcular istenilen görevi layıkıyla yerine getirdiler. Hakem hatasının ön plana çıkmadığı, yanlışlıklar olabilir ama performansın çok üst düzeye çıktığı ve ilerisi oynanacak bu müsabakalar için çok ümit veren bir Sivasspor izledik. Bunun yanı sıra kadroya yeni dahil edilen futbolcular da beklentinin altındaydı performansla. İşte biraz önce Rıza Hocam'a sonrasındaki yaptığı açıklamasında da buna değindi. Bir Fernando ve Töre'yi daha hazır hale getirmek için çaba sarf ediliyor. Elbette ki bu futbolcular da o müsabakalar oynadıkça kendi katkılarını ortaya koyacaklar. Ama bana göre Medipol Başakşehir karşısında oynanan oyunla biz kendi sahamızda ve deplasmanda istediğimiz hedefe ulaşacak güçteyiz diye söyleyebilirim. Evet, tabii takım olarak takımımız iyi. İşte 2-3 hafta Ziya oynadı. Ardından bu hafta Uğur oynadı. Çok fazla da bir şey değişmedi. Ziya Uğur ikisi de memleketimizin çocukları ve ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösteriyorlar. Tabii sağ kanatta bir sıkıntımız var. Özellikle Barış Yardımcı'nın sakat olarak gelmesi, bir 2-3 hafta süre bekleyecek olması o bölgede bir alternatifsizlik oluşturuyor. Marcelo'nun oynadığı bölgede. Bakalım o da inşallah 1-2 haftaya kadar hazır hale gelir. Diğer sakatlarda tabii Armin'in sakatlığı vardı. Onlar da 15 güne kadar düzelecek. Ben Hugo'yu çok merak ediyorum. Evet. Hugo'yu yani bugün yine çok soran oldu bana. Evet, çok merak ediyorum. Rıza Hoca da aynı şeyi söyledi. O da merak ettiğini söyledi. Yani ondan beklentilerimiz fazla dedi. 10 numara pozisyonda oynayabilen bir oyuncu ama tabii Erzurum oyundan hazırlık karşılaşmasında çok göz doldurmadı. Onu da belirtelim. Tabii, mesela Armin o. Tabii. Erzurum karşılaşmasına baktığımızda Sivasspor'u kimse beğenmedi. 3-1 yenildik. Ama o Sivasspor gitti İstanbul'a, Başakşehir'i neredeyse yenecekti. Az bir yani şans bizden yana olsa galip geleceğiz ama Erzurumspor, aynı Erzurumspor gitti Keçiören'e yenildi. Yani hazırlık karşılaşmasının sonucuna çok bakmayın. Yani oyuncuların tek tek performansına bakmak lazım. Biz o müsabakada performansa baktığımızda beğendiğimiz tek isim vardı. Ben Kone'yi beğenmiştim. O müsabakada 36 yaşındaki oyuncuyu, diğer oyuncularımız performansını beğenmedi. İşte değişen oyuncular Fernando ve Traore, bugün Rıza Hoca da söyledi. Yani o müsabakada zaten bu sinyali verdiler ama belki Rıza Hoca işte 20 dakika, 15 dakika lig müsabakası yüksek tempo oynayabilir, belki katkı sağlayabilir düşüncesiyle sahaya atıyor doğal olarak. Ama onlar da bu tepkiyi veremediler maalesef. İnşallah önümüzdeki haftalarda katkı sağlarlar diyoruz. Yani baktığımızda bazen tempo düşük olunca oyuncular çok vasat gözüküyor. Bu da tabii tribünlerde izleyen taraftarlar tarafından üzüntü verici bir durum. Yani bu futbolcu kötü futbolcuymuş gibi algılanıyor. Yani kötü futbolcu değil. Futbolcular backgroundları iyi. Yani hep üst düzey takımlarda oynamış oyuncular ama belli bir antrenman kamp yapmayınca ne yapıyor? Geriye gidiyor bu oyuncu. Bunu toparlaması için de biraz zamana ihtiyacı oluyor. Bazı oyuncular bunu toparlamakta geç kalıyor. Bazıları kısa sürede toparlıyor. İnşallah kısa sürede toparlar bizim takımda. Alternatifle daha geniş bir kadroyla yolumuza devam etmiş oluruz. Evet, bu arada evet, SRT logosunun altında da yine iletişim adreslerimiz var. Onu biraz büyütüp de ekrana verebilirsek. Evet, onlardan da ulaşabilirsiniz. Teknik masadan arkadaşlarımız uyarıyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet, bu arada Fenerbahçe 3-1 devam ediyor yanılmıyorsam. Skora bir göz atalım Kemal abi. Değişiklik var mı? Herhalde 3-1 değil mi? 3-1. Evet. Alper Potuk oyundan
alındı. Şey oyuna Alper Potu koydu. Ferdi Kadıoğlu ile birlikte. 3-1 devam ediyor. Ben burada mesajlara bakıyorum da özellikle. Yani genç kardeşlerimiz. Ha bir de şeyi söylemek lazım. Bu hafta gerçekten de çok önemli bir koreografiye var. Evet. Onu Trabzon maçına gelince söylüyorum Kemal evet. Abi. Yani bence biraz sonra. Bu haftaki maçları da şöyle bir göz atalım. Bu hafta 4 karşılaşma berabere bitti. 2 ev sahibi, 2 deplasman takımı kazandı. 21 gol atılmıştı. Bugün akşam atılan 3-4 golle birlikte 25 gole çıktı. Bu hafta atılan goller. Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasıyla başladı. Şimdi, Falcao'nun şanslı bir golü diyelim. Yani Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasında Galatasaray kendi evinde oynadığı bir müsabakada çok etkili bir futbol oynadığını söylemek mümkün değil. Evet. Ki yani bugün televizyon özellikle gazetelere baktığınız zaman müsabakanın ardından Falcao göklere çıkartıldı. Evet. Şimdi o pozisyon 38. dakikada Falcao'nun atmış olduğu top defansa değmemiş olsaydı, defanstaki futbolcuya değmemiş olsaydı. Gol olma şansı yoktu. Ama şans. Falcao'nun çok önemli bir becerisinin ortaya çıktığı bir gol de değildi. Bu nedenle de ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da zor kazandı. Kendi sahasında zor kazandı ama bundan sonraki süreç içerisinde eğer Falcao ismi takımın üstünde yer alırsa, almaya devam ederse ben Galatasaray için bir çok iyi bir şey içerisinde Kasımpaşa değilim. Kasımpaşa çok zorlayamadı Kemal abi. Yani Kasımpaşa... Ya yeni bir kurulmuş bir ekip görüntüsünde evet, çok büyük transferler yaptırdılar. Evet, Kasımpaşa... Yani giden futbolcusu çok. Ama ben şunu söylüyorum. Radamel Falcao'nun Galatasaray isminden daha ön plana çıkması sıkıntı yaratır. Evet. Gazişehir, Beşiktaş'ı... Tabii Beşiktaş'ta Vida'nın atılması etkiledi. Bu doğru. Ama Gazişehir'in de bir şansı var. Kendi sahasında oynadığı maçlarda rakipler hep 9 kişi kalıyor Kemal abi. Evet maalesef Gençler Birliği'nde de evet, olmuştu. Evet. Şimdi Galatasaray karşılaşmasına baktığın zaman 3-0'lık bir net skor. Evet. Yani 4-5'i isteyen bir Galatasaray vardı ama sonuçta 83 ve 84. dakikada da Umut Nayır'la Hutchinson'ın atmış olduğu goller 1 dakikada 2 gol. Evet bir anda müsabaka 3-2 bir anda müsabaka 3-2'ye geldi ve 3-2'den sonra Galatasaray'ın artık başladı. Paniklemeye evet. Başladı. Beşiktaş'ın özellikle ileride forvet alandaki futbolcuların biraz daha gayretleri olmuş olsaydı belki maçın skoru da değişebilirdi ama burada biraz önce yani, bahsettiğim gibi 8. dakikada Vida'nın orta oyundan atılması ve verilen bir penaltı Patrik'in atmış olduğu penaltıyla birlikte Beşiktaş'ın gardını düşürdü. Galatasaray'da gerçekten ileri uç adamlar çok hızlı. Bunu söylemek gerekiyor. Yani özellikle Giray Vural ve Yusuf Roman'la atmış oldukları goller çok iyi sonuç. Yani Galatasaray ilerisi için önemli 3 puan aldı. 7 puana çıkardı puanını. Antalya Kayseri maçı Antalya üstün oynadı. Antalya'nın üstün oynaması önemli değil ama Kayseri ile müsabakasında ben şunu söyleyeceğim. Müsabakaya damga vuran teknik direktörlerin ve teknik antrenörlerin hareketleri iyiydi. Hiç yakışmayacak bir hareketti. Belki seyir zevki çok yüksek olan farklı müsabakalardan bir tanesiydi ama bana göre hakem burada oyun hakimiyetinden kaçırdı ve yapılacak olan hareketler doğrultusunda da sessiz kaldı. İki kilik sonuç Kayseri bir puanla alıp sevinen bir ekip oldu ama Antalyaspor gerçekten de oyun hakimiyetini elinde bulunduran bir takım görüntüsündeydi. Ama 3. bölgede etkisiz futbol ve sayısız gol fırsatlarının kaçırılması sonucu belirlemiş oldu. Ankara Gücü kendi sahasında farklı mağlup oldu. Ankara Gücü'de bir şeyler oluyor diye söylemek lazım. Ankara Gücü gerçekten de geçen seneki performansından çok düşük düzeyde. Malatya karşısında hiç varlık gösteremedi. 4-0'lık bir net skor ve bu skorun ardından da artık Ankara Gücü taraftarlarında serzenişleri meydana geldi. Neler yapılabilir düşüncesiyle yönetimi uyaran sesler gibi çıkmaya başladı. Malatya'yı kutlamak lazım. Sergen Hoca gerçekten de Ankara Gücü deplasmanında farklı bir skorla galibiyet elde etti. Çaykur Rize gösterme maçı 0-0 tamamlandı. Evet bu müsabakada haftaların Çaykur Rize'nin etkili futbolu Göztepe karşısında. Göztepe'de de Tamer Hoca yaptığı transferlerle birlikte kötü gidişe dur demek için çaba sarf etti.
Sonuç kaçınılmazdı. Çaykur Rizespor kendi sahasında 2 puan hediye eden takım oldu. Evet. Yıkatel Denizli ilk haftaların flaş ekibi ligine çıkmıştı ama Konya Spor'a mağlup olmakta. Ben hatırlarsanız bu müsabakada Konya'nın sürpriz yapacağını söylemiştim. Evet. Yıkatel Denizli Spor'un kendi sahasında oynadığı futbola baktığınız zaman bence sahada yok gibi gözüküyordu. Özellikle ikinci yarıda... Konya Spor daha iyiydi, evet. Evet. Özellikle ikinci yarıda Konya Spor'un etkili futbolu ve Mia'nın 54. dakikada atmış olduğu golle birlikte sonucu belirlemiş oldu. Bu saat itibariyle bundan sonraki süreç içerisinde Denizli Spor'daki düşüşler devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü lige erken başlayan ve geçen senenin Süper Ligi'ne hazır hale gelen birincilik takımlarının 5 haftalık periyot içerisinde almış oldukları sonuç skorlara yansıyor. Evet, Trabzonspor sürpriz yaptı Cemal abi bu hafta. Gençler Birliği mi sürpriz yaptı Trabzon mu? İlk puanını aldı Gençler Birliği. Şimdi Trabzonspor kendi sahasında 2-2 Gençler Birliği ile baktığınız zaman yani maçın kesinlikle favorisi Trabzon olarak gözükebilir. Ama burada Gençler Birliği'nin atmış olduğu gol öncesindeki bir taç var. Ya bu taç mıdır? Elle sahaya yansıması mıdır topun? O hakem hatası var bir yerde. Bu hakem hatasının sonucunda da kazanılan bir gol var. Ama bu gol elbette ki skora yansıyan bir görüntüde değildi. 17 ve 57'de gol atıyorsunuz. İşte 44'te 2-1 oluyor. 84'te gol yiyorsunuz. Kendi sahanızda oynuyorsunuz. Oyun hakimiyeti çok yüksek bir düzeydesiniz. Seyirci baskısının olduğu bir gerçeği de var ama Gençler Birliği de kutlamak lazım. Çok kötü giden bir Gençler Birliği Trabzon karşısında ayakta durmaya başaran, gerçekten de futbol oynamak isteyen bir takım görüntüsündeydi. Ve bir puanı hakkıyla kazandı. Evet, bu hafta, bu akşamın sürprizi mi diyelim veya normal tabi Alanya'da lider. 3-1 önde son 87. dakika uzatma dakikalarından belki bir 7-8-10 dakika evet. Olabilir. Skor değişebilir mi? Değişmesi biraz zor gözüküyor. Antalya Spor Erol Bulut'la iyi bir ivme yakaladı. Bu gerçek. İyi futbol oynayan bir ekip görüntüsünde. Ki şimdi baktığınız zaman birinciyle, ligin birincisiyle ikincisinin arasındaki müsabakaydı. Ersun Yalal mutlak olarak buraya galibiyet veya puan için gitmişti ama sonuçta 1-0'lık galibiyetin ardından 3 gol yemek düşündürücü diye düşünüyorum. Büyük takım dediğimiz bir takım için çok düşündürücü bir olay. Evet, sonuçta nasıl olur bilemiyorum. Evet, böylece bu müsabakada 3-1 biterse 25 gol atılmış olacak bu haftada. 3 ev sahibi takım haftayı galibiyetle kapatmış olacak. Antalya'dan Kasap Mehmet diye yazmış bir kardeşimiz de şeyi soruyor. Kemal Bey, ben Antalya'dan Mehmet, Sivasspor sevdasıyım. Kaleci Samas'ta sence güvenilir mi? Yani şu anda ne söylenebilir ki? Yani Sivasspor, evet. Medipol Başakşehir karşısındaki oynadığı oyun bunun bir göstergesi ya bir herhalde. Şu var Kemal abi, yani kaleci iyi hatalı gol yiyecek, iyi kurtarışları yapacak, doğal. Yani genel total sezon sonuna bakmak lazım, oynadıkları müsabakaya bakmak lazım. Kurtarışlarına bakmak lazım, takıma uyum mu önemli, topu oyuna sokuşu önemli. Yani bunlar da katkı sağlayabiliyor mu? Bunun için de tabii biraz erken bir zaman. Yani şimdi 3-4 haftada değerlendirmek zor. Yani bir 10 hafta, 15 hafta bugün daha önceki sezon Uruguaylı kaleci gelmişti. Gençler Birliği karşılaşmasına kadar evet. Vaziyeti idare etmişti ama Gençler Birliği karşılaşmasında yediği 4 goldan sonra 1,5 sezon Sivas'ta yattı ve ardından gitti. Roket biliyorsunuz. Roşet. Roşet. Onun için yani şu an için durum öyle gözüküyor. Onun için şu an için herhalde iyi. Fizik olarak en azından iyi. Bence güvenilir kaleci. Yani güvenilir olmazsa Rıza Hoca ona... Yani güvenilir olup olması adliyeden alınacak güvenlik kaydıyla olmuyor Kemal abi. Evet. Yani size güven veriyor mu? Ben de size sorayım sahada. Herhalde güven vermiyor yani sorduğunuza göre. Ama çok böyle rahat güven vermeyecek bir görüntü de değil. Yani ayakları iyi, topu oyuna sokabiliyor. Herhangi bir bariz hata da yapmadı. Onu da söyleyelim yani. Yani yapacak bir şey olsaydı düşünüyorum ama yani ben evet. Başakşehir karşısındaki... Tabii Muammer var, Ali Şaşal var, diğer kaleciler de var. Tabii kupa maçlarıyla birlikte o kalecileri de ve diğer oyuncuları da görmüş olacağız ki bu bir aylık süreçten sonra kupa maçı oynayacağız. Onda da bu şans bulamayan bazı oyuncular şans bulacak. Onlar da daha net o müsabakaları değerlendirmiş olacağız.
Beşinci haftanın maçlarına göz atalım. Bu arada Alanya Fenerbahçe karşılaşması müsabaka normal süresi tamamlandı. Uzatma süreleri oynanıyor. 3-1 üstünlüğü sürüyor. Fenerbahçe'nin müsabakayı çevirme olasılığı çok zor gözüküyor tabii burada. 3-1'lik skor deplasmanda kolay değil. Evet. Bu hafta içerisinde kupa karşılaşmaları olacak. Bizim rakibimiz Trabzonspor'da Getafe ile oynayacak İspanya'da. Evet. Perşembe günü. Ardından pazartesi. Bu müsabaka neden pazartesi diye soranlar var. Neden pazartesi olduğunu herhalde anladınız kupa karşılaşmasından dolayı. Cuma günü Göztepe Konyaspor karşılaşmasıyla. Konya yine deplasmanda. Göztepe'de tabii istediği sonuçları alamayan, istediği oyunu oynayamayan bir noktada ama yaptığı son transferlerle biraz hareketlendi. Yani bu müsabakada Tamer Hoca elbette ki Çaykur'da Zeden almış olduğu bir puanın rahatlığıyla, moral ve moraliyle Konya karşısına çıkıyor ama Konya çok güçlü bir takım. Zor bir takım. Evet. Bana göre bol gollü galibiyetten öteye gitmez diye düşünüyorum ben. Kim galip gelir diyorsunuz? Galip gelirse yine Konya sürpriz yapabilir. Evet. Ben de çok gol olmaz diye düşündüm Kemal abi. Yani 0-0 biter müsabaka gibi geliyor bana ama tabii bakalım nasıl bir maç olacak. Cumartesi Kasımpaşa Antalya'yı ağırlayacak. Kasımpaşa da artık galibiyette tanışmak yani istiyor. Yani Kasımpaşa Antalya önünde bir patlama yapabilir. Evet. Kemal Özdeş de galibiyette tanışan ekip olur. Kazanır diyorsunuz. Evet. Evet, Antalya'da deplasmanda iyi oynuyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani enteresan bir görüntü istiyor Antalya. Yine sıkıntılı sinyaller veren İstikamobile Kayseri Spor. Yukatel Denizli'yi ağırlayacak. Cumartesi. Bu müsabakada yani Denizli Spor'un Antalya karşısında almış olduğu beraberlik belki rahat bir görüntü çizebilir ama bana göre Denizli ile Kayseri müsabakası beraberlikten öteye gitmez diye düşünüyorum. Evet, Kayseri Spor bu tür müsabakaları kazanabiliyor Kemal abi. Biraz böyle evet. Sıkıştırıyor falan araya. Olabilir. Fenerbahçe Ankara Gücü müsabakası. Bugünkü mağlubiyetin ardından Fenerbahçe herhalde... Yani Ankara Gücü farklı mağlubiyetle tanıştı. Bu mağlubiyetin ardından deplasmana çıkacak. Fenerbahçe karşısında çok etkili bir futbol oynayacağını düşünmüyorum ben. Evet, Fenerbahçe rahat evet. Kazanabilir müsabaka kazanır. Pazar günü 14'te saatler aşağı doğru iniyor Kemal abi. Pazar günü 14'e kadar indik. Çaykur Rize yine kendisi aslında Gaziantep temsilcisi Gazişehir'le oynayacak. Ya iki zorlu ekip. Gazişehir, Gaziantep'e baktığınız zaman gerçekten de mücadele zevki çok önemli olan bir takım görüntüsünde. Ama Rize Spor karşısında ben Smodika'nın etkili olacağını düşünmüyorum. İsmail Hoca galibiyetle tekrar tanışır diye düşünüyorum. Evet. Yani Gençler Birliği sağ ve seyirci avantajını iyi kullanacak. Evet. Gençler Birliği Alanya'yı konuk edecek Kemal abi. Şu anda baktığınız zaman Alanya Spor grubun lideri. Gençler Birliği'ne baktığınız zaman zor bir süreçten geçiyor. İlk puanını aldı. İlk puanını aldı. Bir puanı var. Ama Alanya Spor önünde patlama yapar mı veya sürpriz yapar mı diye düşünülecek olursa zor bir müsabaka. Kazanacak takım Alanya görüntüsünde, kesin mutlak galip gelecek takım görüntüsünde ama beraberlikte sürpriz olabilir. Evet, ben de gençler yenerse kimse şaşırmasın diyorum müsabakayı. Malatya Spor Galatasaray'ı ağırlayacak Kemal abi. Güzel bir maç. Çok güzel bir müsabaka olur. Pazar akşam. Yani Malatya Spor'un Sergen Hoca deplasmanlı farklı galibiyetin şeyi var. Evet. Rahatlığıyla birlikte. Galatasaray'ın da Avrupa Kupası maçı var çarşamba günü. Ben Malatya'nın renk taşına fırsat vereceğini düşünmüyorum. Evet, beraberlik olabilir mi? Yok, kesinlikle Malatya galibiyetiyle biter bu müsabaka. Kazanır diyorsun. Beşiktaş Medipol Başakşehir'i ağırlayacak pazartesi akşamı. Beşiktaş Medipol Başakşehir karşısında sürpriz yapabilir mi? Kendi saha ve seyirci avantajı var. Bu düşündür ama şimdi milli takımdan dönen futbolcular da var şeyde Başakşehir'de ama Başakşehir'in bir şeyi var, avantajı. Avrupa Kupası'nı oynayacak. Avrupa'da mücadele edecek. Her iki takım açısından da Beşiktaş da Avrupa şeyini düşünüyor. Her iki takım açısından da zor bir müsabaka olabilir. Ama Beşiktaş kendi sahasında olduğu için bir puana galibiyete daha yakın bir ekip görüntüsünde. Evet, Demir Grup, Sivas Spor, Trabzonspor şimdi yapılacak etkinliği de söyleyebiliriz evet. Kemal abi. Şimdi özellikle baktığınız zaman bu müsabaka çok önemli. Pazartesi günü oynanacak bir müsabaka. Bu müsabakada
biraz önce de söylediğim gibi kartografi yapılacak. Bu kartografinin içerisinde elbette ki neler olacak sürpriz. Taraftar grupları yarından itibaren 4 Eylül Stadyumu'nda çalışmalara başlayacaklar. Bu kartografinin içerisinde 2500 kişi görev alacak. Evet. Bunu peşince söyleyelim, yani açıkladıkları için söyleyelim. 2500 taraftarın birlikte hareket edeceği bir kartografi olacak. Ama sürpriz, neler yapılacak, neler gösterilecek sürpriz. Bunu çünkü Perşembe günden itibaren stadyum tamamen kapatılacak. Ve bu 2500 kişinin dışında hiç kimse alınmayacak. O 2500 kişiyle birlikte bu kartografi yapılacak. Sayın Sivas Valisi Salih Ayhan'ın büyük bir desteği var bu kartografiye. Çünkü çok önemli bir kartografi olacak. Kartografiyle birlikte stadyumun özellikle en az 20 bin kişinin izleyeceği bir müsabaka olması bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte de Sivas Spor için çok önemli bir müsabaka. Bu müsabakayı kazanacak olan ekip Sivas Spor olmalı diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe maçı 3-1 bitti şu an itibarıyla. Evet. Maç sonuçlandı. Sivas Spor için çok önemli. Biz geçmiş sezonlardan beri de Trabzon karşısında büyük bir sıkıntı yaşayan ekip görüntüsünde olduk. Bir de maçlarımıza güzel evet, geçiyor. Maç çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu nedenle de bizim Trabzonspor karşılaşmasının ardından Alanya deplasmanımız var. Bu 3 haftalık periyot içerisinde puan kaybına tahammülümüz yok. Biz inanıyoruz takımımızın Trabzon karşısında çok etkili bir futbol oynayıp galibiyetle ayrılacağını düşünenlerdenim. Ama bizim için önemli olan 12. adamın rolü. 12. adamın rolünün de üst ön plana çıkabilmesi için herkesin stadyumda yerini alması gerekiyor. Taraftar grupları bu konuda özellikle biraz önce bahsettim. 2500 kişilik bir kartografi. Bundan ilgili olarak da Mesut taraftar grubunun sorumlusu Mesut kardeşimiz bir açıklama yapmış. Bu açıklama doğrultusunda da hareket ediliyor. Ama dediğim gibi kartografide neler yer alacak, neler mesaj olarak verilecek, hangi görüntü yer alacak, bu sır gibi saklanıyor. Bunu bir tarafta ama bu kartografiyi görmek, Sivas Spor'un başarısına ortak olmak, galibiyetine etki etmek ve bu coşkuyu, bu ambiyansı yaşamak istiyor isek 4 Eylül Stadyumu'nda yerimizi almak zorundayız. Çünkü Trabzon karşılaşması gerçekten de bizim için önemli. Alacağımız olan galibiyetle birlikte ligdeki yerimiz de çok değişecek ve rahat bir ortama gireceğiz. Ben taraftarlarımızın bu müsabakaya çok önemli destek vereceklerini düşünüyorum. Sivas Spor cephesinden de baktığınız zaman da özellikle ortada oynanan oyunları gördüğünüzde ben Trabzon karşısında çok rahat bir galibiyet elde edeceğimizi düşünüyorum. Trabzon'un iki önemli silahı sakat. Ki bu sakatlıkla birlikte de Avrupa Kupası oynayacaklar. Yorgun bir takım görüntüsündeler. Gelecekler Sivas'a. Ama bizim için önemli olan yorgunluğu veya sakatlıklar değil, sergileyeceğimiz futbol. Bu futbol karşısında da 12. adamın rolü çok önemli. Ben her açıdan seyir zevki yüksek, taraftarı istediğimiz gibi statta yerini almış ve kartografiyle coşan, coşturan bir taraftar grubuyla bizi galibiyete taşıyacak olan bir Sivas Spor beklentisindeyim. Evet, şimdiden maçın heyecanını yaşamaya başladık. Biletler de satışa çıktı. Yaklaşık yani bir haftadan az bir süre kaldı artık. Bir haftadan 2 saat daha az bir süre. 23 Eylül akşamı saat 20'de 4 Eylül Stadyumunda oynayacak bu karşılaşma. Biraz sonra arkadaşlarımız son 5-6 dakika diyelim. İsimleri de ağır ağır toparlayalım arkadaşlar. Çekilişi yapılması için. Canlı yayında çekilişi yapacağız, onu da belirtelim. Hemen. Bu arada Belediyespor Kahramanmaraş'ı ağırlamış. İsterseniz o maçın da hemen özet görüntülerini sunalım. Hazırsa arkadaşlar. Evet. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Belediyespor Bodrum deplasmandan puanla gelmişti. Bu hafta tabi iç sahada kesin galibiyet parolasıyla Yazıcıoğlu Stadyumu'na çıktı. Bu karşılaşmayı Ahmet Turan Timiroğlu yönetti. Özcan Sultanoğlu, Harun Reşit Güngör ve Abdurrahman Haymana da yardımcılıklarını yaptılar. Evet, ilk pozisyon kaleci. Evet, yine önemli bir pozisyon. Yine kaleciden dönen bir top. Belediyespor, işte izliyorsunuz,
köşe atışı. İlk dakikada itibariyle atak. Evet, bu da uzaktan bir şut. Tabii yağmur yağmıştı. Pazar günü de saha biraz da kaygan. Tekrar izliyoruz. Yağmaya devam etti. Zaten. Evet, yani bu pozisyonlar net pozisyonlar. Kalede Hayrullah, Sefa Yıldırım, Ercüment, Mustafa Aydın, Gencay, Burak Hasan, Serkan, Kerem, Şevki Çınar, Ömer Faruk ve Fatih Çolak 11 ile Namık Altınsoy yönetimindeki Belediyespor sahada yer aldı. İşte izliyorsunuz yine önemli bir pozisyon. Yine kaleci. Evet. Kaleci Özkan Karabulut. Kaleci Özkan da tabii Gençler Birliği'nde yer almış. Önemli tecrübeli isimlerden biri. 58 numaralı formaydı. Uzun yıllar giydi. Başarılı bir kaleci. Hüseyin Cihan, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Talha Dinçer, Gökhan Payal, Fatih Çıplak, Yusuf Emre Safa, Rıdvan ve Abdullah. Tekrar izliyoruz. Önemli pozisyonlar. Ama maalesef sonuç alamıyoruz bu pozisyonlardan. Evet, bu da yine önemli bir pozisyon. Ömer pozisyonda topu filelere gönderemedi. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda Ankara Demirspor 2, Ergene Velimeşe Spor 1. Bu arada yine önemli bir atak izliyoruz. Evet, ve sonuç yok, offside. Eyüp Spor 3, Niğde Anadolu 2. Van Spor 3, Kardemir Karabük 0. Birevi Melazığ Spor 0, Tuzla 1. Bayburt 0, Kırşehir 3. Etimesut Belediye 1, Bodrum 1. Kastamonu 1, Bandırma 2. Sakarya 2, Uşak Spor 2. Evet, bu arada gol geldi. 85. Dakika 85, Ömer Faruk. Evet, tabii bu gol önemli bir goldü. Tekrar izleyeceğiz. Burada yardımcı hakem, tabii önemli olan yardımcı hakemin pozisyonu. Evet, müsabaka artık son bölümler. 1-0'lık üstünlük söz konusu. Evet, bu bölümde beklenen bir faul var ama karşılaşmanın hakemi devam dedi. Talha Dinçer'le tekrar atak çabası o bölümde. Bir türlü uzaklaştırılamadı bu top. Evet, yine Talha Dinçer'de top. Rakibinden iyi serildi. Ve güzel bir gol Talha Dinçer'den. Evet, tekrar izliyoruz. Evet, burada beklenti faul yani olmadı. Tekrar bu bölümde bizim oyuncumuzun yaptığı bir faul. Top tekrar. Evet, bir türlü bu top düzgün uzaklaştırılamadı. Rastgele uzaklaştırmaya çalışıldı. Bu bölümde işte izliyorsunuz sol alanda oluşan boşluk. Talha Dinçer bomboş. Burada tabii kademeye giremeyen oyuncular defansın solundaki sol stoper yalnız kaldı. Tabii o bölümde soldaki oyuncunun biraz daha oyuncuyu kovaladığını düşünecek olursak 1-0 öndeyken böyle pozisyon vermek gerçekten üzüntü verici. Yani 0-0 iken bu pozisyonu versen tamam ev sahibi takım atağı düşünüyorsun. Olmayabilir ama 1-0 öndeyiz. Artık bitmiş müsabaka. Bu tür goller yemememiz lazım. Evet Kemal abi sen bir maçtaydın. Nereye evet, söyleyeceksin? Şimdi çok enteresan bir şey var. Bu müsabakada yenilen golün sana göre faturası kime çıkmalı? Yani yenilen golün faturası oyunculara çıkar yani. Şimdi bakın, çıkar. Siz 85. dakikada gol atıyorsunuz. Evet. Bu dakikanın öncesinde çok iyi bir futbol sergiliyorsunuz. Yağışlı bir zemin, evet. Kaygan bir zemin. Gol kaçırıyorsunuz, atamıyorsunuz. Çok önemli goller kaçırıyorsunuz. 85. dakikadan itibaren elde ettiğiniz pozisyonlar var. Bu pozisyonları 3. bölge diye tabir ettiğimiz ceza sahası alanı içerisinde
arkadaşlarınıza pas uzatmak yerine, gol pozisyonunu değerlendirmesi için fırsat vermek yerine siz atmaya kalkıyorsunuz. Ben duygusunun hakim olduğu bir şey içerisine giriyorsunuz. Ve sonrasında kaybettiğiniz bir top var. Faul diye beklenti içerisindesiniz ki uzaktan yakından faul ile ilgisi yok o olayın. Evet. Sonrasında hakem her iki takım açısından baktığınız zaman maçı oynatmak istiyor, top oynatmak istiyor. O topun oyunda kalmasını isteyen bir görüntü içerisinde. Toleranslı davranıyor. Yani düdük çalmak yerine topun oynanmasını isteyen bir tarafsınız. Ve sonuçta Talha Dinçer 90+4 ceza sahası içerisinde 5 tane futbolcunun arasından gol atıyor. Evet, o bölümde tabii defans oyuncuları yani ve orta saha oyuncuların önemli. Bu golü yemek için bir zemin hazırlıyorsunuz zaten. O sonrasında da ah var tüfler, ahlar tüflerle uğraşıyoruz. Yok öyle bir şey. Futbolda böyle bir olay yok. Şimdi sizin elinize gelen bir fırsat var. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek zorundasınız. Ha şunu söyleyebilirsin. Namık Hoca ne yapabilir? Yapacak bir şey yok. Evet. 85'te gol atmışsınız. Zorlu bir rakip karşısında. Gerçekten de Kahramanmaraş çok etkili futbol oynayan bir takım görüntüsünde. Belediyespor'dan 3 tane transferi var. Ve bu transferlerin elde ettiği pozisyonları değerlendirecek olursak zaman zaman tehlike de yaşattılar. Ama bir kaleci hatası ve kaleci hatasının bir tarafında kaleci ne yapabilecek diye söyleyebilirsin ama o bölgede 5 tane futbolcu var. 5 futbolcunun arasından gol yiyorsunuz. Evet, oyuncu aldı, döndü ve gol yiyorsunuz. Evet. Bu mantıken kabullenilecek bir şey değil. Yani siz 3 puanın 2 puanını bile bile hediye ediyorsunuz. Yani o dakikada. Yapacak da bir şey kalmadı. Ya ben verilen emeğe üzüldüm açıkçası söylemek gerekiyorsa, yazık. Yani o sahaya gelip o yağışlı havada tribünleri dolduran taraftarların veya Namık Hoca'nın vermiş olduğu çaba bir anda heba edildi. Ben çok üzüldüm. Yani 3 puanla birlikte kaybedilmiş bir şey yok. Puan kazanmış oluyoruz ama yenebileceğimiz bir takımı evet. Biz buradan 2 puan hediyerek gönderiyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu tür hataların olmaması düşüncesindeyim. Özellikle de bu müsabakada ötesinde Sayın Başkan Harun Budaklı ve Başkan Yardımcısı tesislerden sorumlu Başkan Yardımcısı Yurdal Epsiler ile birlikte olduk. Evet. Bizim daha önce de sizin dile getirdiğiniz, arkadaşlarımızın dile getirdiği basın tribünü ile ilgili sıkıntılar gündeme getirildi. Önümüzdeki haftalar içerisinde bir çalışmalar yapılacağı söylendi. Ben inanıyorum ki güzel şeyler olacaktır ama sonuçta güzel şeyler olması için de başarının ortaya çıkması gerekiyor. Bu başarıyı sağlayacak olan da futbolcular. Ben bu hataların bir süzgeçten geçirilerek önümüzdeki haftalara yansımamasından yanayım. Elbette ki Sivas Belediyespor çok iyi futbol sergileyen takım görüntüsünde ama şahsi hatalar ön plana çıktı bu müsabakada. Belki de futbolun takım oyunu olduğunu unuttuk. Ferdi oynamaya başladık ve bu ferdi oyun karşısında da 2 puan hediye eden takım oldu, görüntüsünde olduk. Ben bundan sonra Belediyespor'u futbolcuların takım oyunu unutmamaları gerektiğini de bir kez daha söylemek istiyorum altını çizerek. Çünkü ferdi hatalar puanların kaybedilmesine neden oluyor. İşte bu Maraş önündeki sergilenen futbol bunun en büyük göstergesidir. 85'te gol atıyorsunuz, 90+4'te gol yiyorsunuz. Bu hiç kabul görecek bir olay değil. Evet, Ergene Veli Meşe diye bir takım var. Burası neresi diyeceksiniz? Tekirdağ'ın ilçesi. Bu hafta bu deplasmana gidiyor. Tabii ilk hafta 2 galibiyet almıştı Ergene Veli Meşe Spor. İyi bir takım. Bu hafta mağlup oldu ama 2-1 yine de güçlü bir takım kendisi aslında. Belediyespor'a da bu deplasmanda başarılar diliyoruz. İnşallah oradan güzel bir sonuçla döner ve bizleri mutlu eder. Namık Hoca ve ekibine de artık bu beraberlik geride kaldı. Geçmiş olsun diyoruz. Ergene deplasmanında da başarılar diliyoruz. Evet. Evet, hazırsa arkadaşlar çekiliş için isimleri toparlayalım. Arkadaşlarımız. Bu arada arkadaşlar Sefa Durmaz arkadaşımızı tekrar bir teşekkür için ekrana koyalım. Siz gelene kadar son bölümde. Evet. Teşekkür etmiş olalım. Hemen sizden şeyleri de bekliyoruz bu arada. İsimleri. Kurada çok isim olduğu için arkadaşlar herhalde zorlanıyoruz. Evet. Ama evet.
tane. Çok az değil mi? Evet, teşekkür ediyoruz Sefa Durmaz'a. Arkadaşlar, evet, biraz sonra arkadaşlarımız hazırlıyor isimleri. Oradan çekeceğimiz isimlerle şanslı idolları belirleyeceğiz ve onlar ne yapacaklar onu da söyleyelim. Yarın itibariyle pasolikleriyle birlikte televizyonumuza gelecekler veyahut da televizyonumuza gelemezseler, şayet gelme şansları yoksa bu belirtilen WhatsApp hattındaki telefon numaramıza pasoliklerinin fotoğrafını çekip gönderebilirler ve biz oradan aldığımız pasolik fotoğraflarına işlem yapacağız. Otomatikman pasolik kartlarına biletleri yüklenmiş olacak, kombine bilet ve ilk Trabzon karşılaşmasıyla birlikte türbündeki yerlerini alabilecekler. Onu da hemen belirtmiş olalım arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Yani tekrar yenilecek olursak isimler çıkan arkadaşlarımız televizyonumuza gelebilir veyahut da WhatsApp hattımıza İsmet Bey'in dikkatine diye atarsanız İsmet yönetmenimiz o konuyla ilgili sizlerle dönüş sağlayacaktır ve biletleriniz bu hafta içerisinde yüklenecektir. Onu da belirtmiş olalım. Evet, arkadaşlarımız şu anda hazırlıyorlar yayına. Biraz sonra çekilişi yapacağız. Tabii bu arada Trabzonspor karşılaşması da biliyorsunuz tüm taraftarlarımızın heyecanla beklediği karşılaşma. Trabzon karşılaşmaları da tabii Sivas'ta güzel geçiyor. Yoğun bir atmosfer oluşuyor. Bu atmosferi de hep birlikte yaşamış oluyoruz. İnşallah pazartesi akşamı bu güzel atmosferi hep birlikte yaşar. Yine unutamayacağımız güzel bir galibiyeti alarak mutlu bir 23 Eylül akşamını geride bırakmış oluruz. Tabii bugün baktığımızda geçmiş tarih itibariyle de Sivas-Kayseri olaylarının tabii yıl dönümü. Orada yine rahmetli olan değerli yiğidolarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz programımızın boyutunda. İnşallah bu tür sıkıntılı günler Türk futbolunda hiçbir zaman oluşmaz. Hep güzellikler yaşanır. Hep güzel şeylerden bahsederiz. Evet, Kemal abi istersen çekilişimizi başlatalım. Evet, kavanozumuz geldi. Çekilişi yapalım. Kemal abi isimleri okusun. Bu isimler... Okuyabiliyor muyum? Tabii. Reha Yuruker. Evet, ben alayım Kemal. Reha Yuruker. Evet, onu alayım ben Kemal abi. Evet, Reha Yuruker. Yani bu kadar şeyin içerisinde çekmek de çok zor ama... Evet. Burak Topal. Evet. Burak Topal. Evet, ikinci tarihimiz. 1 2 Bu 3 isim çıkmış. Onun için herhalde sayılmaz o. Evet. Ali Elbay. Evet, 3. Ali Elbay. 3 Ali Elbay. Serdar Kayalı. Dördüncü isim Serdar Kayalı. Dört. Son isim. Yiğitan Çakmak. Yiğitan Çakmak. Kaç oldu? Beşinci isim. Ya beş olmaz. Bir tane de benim çekeyim. Bir tane altı olsun hadi. Çünkü o kadar şeyimiz var. Beş isim demiştim ama altı olsun. Kim oldu? İbrahim Çıtır. Evet. Vallahi İbrahim Çıtır yazıyor. Evet, bizim o mu acaba? Değişik mi bilmiyorum ama. Evet. Diğer arkadaşlarımız için de yani şans bu. Evet. Yani 150-200 tane şeyin içerisinden çekiyoruz.
Ama dediğim gibi önümüzdeki haftalar içerisinde bizi izleyen Sivasspor'a gönül veren taraftarlarımız elbette ki bu kampanyaya biz de dahil olup gençlerimizi, kombinasyon olmayan pasörü olanlarımızı stadyuma getirip orada Sivasspor'un coşkusuna ortak olmak istiyoruz diyenler olabilecektir. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu çekilişler devam edecek. İnşallah diğer arkadaşlarımız da, bizim WhatsApp hattını arayan arkadaşlarımıza da bu şansı iletiriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu 5 isimde 6 isme çıkarttı Kemal abi son anda. Bu 6 isim dediğimiz gibi pasoliklerini WhatsApp fotoğraflayarak bizim WhatsApp hattımıza gönderebilirler. İsimler bizde zaten, bu isimleri de bize gönderdikleri an pasoliklerini yüklemiş olacağız ve Trabzonspor karşılaşmasında türündeki yerlerini almış olacaklar. Evet, programımızı burada noktalıyoruz. Bizlerle birlikte yani olduğunuz. Şunları açtıkça üzülüyorum ama. Artık o diğer isimlere de bakacağız. İnşallah farklı bir katkı gelirse diğer kurada çıkmayan isimlere de arayabiliriz. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani arayanlar olursa hali arasınlar. Onlara da bir sürpriz olabilir diye diyelim. Evet, evet, diyebiliriz. Şimdi bu 6 kişinin şeyini garantileyelim. Ona göre hareket etmiş oluruz. Evet, bir dahaki hafta Trabzon maçı tabi pazartesi akşam olması nedeniyle biliyorsunuz stadyumda olacağız ve maç sonrasında stadyumdan sizlere seslenmeye çalışacağız. Trabzonspor karşılaşmasını konuşacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Var mı Kemal abi son olarak sen ilave edeceğin bir şey? Trabzon maçının biletlerini satıldığını çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bir haftalık süreç var. Bir de Sivas'ın ileri gelenlerinden gerçekten de hem siyaset olarak hem de iş adamlığında ender şahsiyetlerinden birisi, evet. Adil abi herhalde. Adil Coşkun'un evet, rahmetli olmuş. Allah biraz önce öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta o ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Evet, programımızı burada noktalıyoruz. Bizlerle kaldınız. Hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.